Más malo. Sevgili Kürdistanlar, biraz geciktiğim için beni bağışlayınız. Kısa bir işim vardı. Onu ancak bitirebildim. Bir 20 dakika gibi bir 23 dakikadır geciktiğim için, yeni geldiğim için sizden hepinizden özür diliyorum. Büyük ve acımasız bir savaşın içindeyiz. Ama bu savaşın sonunda büyük bir iştiyakla, büyük bir zevkle söyleyebilirim ki benim gördüğüm şey şudur. Kürt ulusunun bağımsızlığı, ülkesinin birlik ve bütünlüğü bu savaşın sonunda bize kesinlikle hediye edilecektir. Onun için bütün Kürt ulusundan ricam ve isteğim şudur ki lütfen lütfen sebat ve metin olsunlar, sebat etsinler. Eninde sonunda kazanan Kürt. Üstadım özür diliyorum, geciktim ben ancak varabildim. Biz şu anda canlı yayını başlattım, özür diliyorum sizden. Buyurunuz. Üstad, bizim ana sayfa var ya tekrar. Benim sayfamda. Ben oradayım. Siz geldiğinde ben sizi görüyorum. Zaten sizi hemen alıyorum. Lütfen. Lütfen üstadım. Peki. Şunu söylemem lazım ki bu hiçbir ulus bağımsızlığı ve özgürlüğü öyle altın tepside kendisine verilmemiştir, sunulmamıştır. Üstadım, burası değil. Ve Kürt ulusu da elbette ki büyük Kürt ulusu da bağımsızlığı ve özgürlüğü için herkesten daha fazla veya daha az bedel ödememiştir ve bu artık sonu gelmiştir. Bu savaş bunu hızlandırmıştır. Hızlandırmak zorundadır. Serkeftin keki spasiyet etkim keki seyfetin de bir hatiye. Onun için ümitsizliğe ve hiç kapılmamamız lazım. Metin olmamız lazım. Bu savaş çok acımasız ve büyük olduğu gibi üstadım. Yekta abi, ben sizi hemen üstadım hoş geldin. Sen hoş geldin Ethemcan. Merhaba. Eyvallah, doğru. Özür diliyorum sizden ve tüm Kürt halkından, evet. Kürt ulusundan gecikmemden dolayı beni bağışlayınız. Estağfurullah. Hayır, olabilir. Hayatın sorunları bunlar. Sesim iyi geliyor mu? Üstadım gayet net geliyor ve sizi çok net, güzel dinliyoruz. Ben sözü size bırakayım. Lütfen siz konuşunuz. Biz dinleyelim. Bu savaş bize neyi anlatıyor? Bu savaşın sonucunu nasıl görüyorsunuz? Veya bu savaşa, bu işgale neden girişti? TC ne diyorsunuz? Buyurun siz konuşunuz. Biz dinleyelim inşallah. Şimdi sorunun temelinde biz varız. Yani evet. Kürtler varız.
Yani uluslaşma sürecini gerçekleştirememiş bir halk. Bütün Evet. bu ağrılar, bütün bu sancılar, bütün bu sorunlar, bütün bu cefalar, dertler onun sonuçları. Yani diğer halklar gibi biz de uluslaşmış olsaydık, son 100 yıl içerisinde yaşadığımız 170-180 tane trajedi yaşamazdık. Toplum olarak Evet. yaşamazdık, ulus olarak yaşamazdık. Bunun yanı da tabii fert olarak yaşadığımız trajediler var. Yani siz Köln'de yaşayan Ethem olarak, diğer diasporada yaşayan dostlarımız, dağdaki şivanlarımız, hepimiz bunun acısını çekiyoruz. Yani ulus olmamanın acısını. Son Eyvallah. karşılaştığımız olay da o zincirin halkalarından bir tanesi. Ama diğer bütün şimdiye kadar çektiğimiz cefalardan, acılardan, hatta soykırımlarından bir tek farkı var ki temel bir farktır. Biz Kürtler dünya kamuoyunda şimdiye kadar bütün tarihimiz boyunca hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştık. Wow. Tabii ki. Yani ben 1975'te Mela Mustafa'yı Nemir'in yenilgisini hatırlıyorum. Akabinde gelen enfalları hatırlıyorum. Hatırlamıyorum. Daha doğrusu gözümle gördüm ben. 1980 yılında ben başurdaydım ki enfal başlamıştı. 83'te sadece doruğuna vardı. Halepçe'yi yaşadık. Yani Birleşmiş Milletler'in yasakladığı zehirli gazlar orada kullanıldı. Fakat diyebiliriz ki dünyanın kılı kıpırdamadı. Enfal'da, sadece Enfal'da, yani 1983-84 yılında 170 bin tane soydaşımız canlı canlı katledildi. Bugün benzeri bir vahşetle daha karşı karşıya değiliz. Ama buna rağmen bize destek çıkan sadece devletlerin sayısını sayın ve daha sesini yükseltememiş güçleri hesapladığınız zaman, yani Huda'ya şükretmekten başka bir şeyimiz kalmıyor. Yani şükürce Hodera Kumevan Roje Haneci. Ben Eyvallah. bunu söyleyebiliyorum çünkü 50 yıldır ben bu hareketin içerisindeyim. Bundan 49 yılını ya Avrupa'da ya Kürdistan'da sürekli zaman ve imkan el verdiği müddet boyunca cephelerde geçirdim. Kobani'de de vardım. 1980 yılında Rojlat'ın Hümeyni'ye başkaldırışında da vardım. 2003 yılında başurdaydım vesaire vesaire. Ama biz hiçbir zaman bugünkü kadar dünyada güçlü olamadık. Bunu bir tarafa yazalım. Diğer tarafa ama Üstadım, bu sizin söylediğiniz çok mühim, evet. biz tarihimizde de şimdiye kadar bugün olduğu gibi hiçbir zaman dağınık da olmadık. Tabii. 1975 yılında rahmetli Barzani çekilmek zorunda kaldığı zaman anda orada, evet, iki tane birbirine diyelim ki düşman siyasi partimiz vardı. Ama bugün biz paramparça edilmiş bir ulusuz. Ben bunu son günlerde, yani Facebook'u, sosyal medyayı izleyiş nedenlerimden bir tanesi de kendi ulusumu, bugünkü durumunu anlayabilmek. Yani onun sosyolojik yapısını, onun düşünce tarzını, onun olaylar karşısındaki reaksiyonunu, onun bağlı olduğu siyasi örgüte
bütün psikolojik kriterlere göre sağlıklı olmayan sadakatini. Ha, bunu sosyal medyada izlemek mümkün, tanımak mümkün, analize etmek mümkün. Diyelim ki işte Barzani'nin bir mesajını ben Facebook'a yapıştırdım. Yani takdir ettiğim bir mesajdı. Bir kısımdan bakıyorsunuz yani ağza gelinmeyecek küfürler, hakaretler diğer taraftan. Biz hiçbir zaman bu kadar dağınık değildik. Ha, bize bu son 50 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin verdiği zayiat sadece insan kaybı boyutunda değildir. Ellerinde onlarca sosyoloji uzmanı var ki bunu İstanbul seçimlerinde hasbelkader onlardan bir tanesini tanıdık. İşte şu İmralı'ya gidip gelen sözüm ona sosyoloji uzmanı. Ha, tesadüfen duyduk ki, öğrendik ki bu şahıs 20 yıldır sadece o 20 yıldır Abdullah Öcalan üzerine çalışma yapıyor. Peki yani bilmediğimiz, tanımadığımız kaç tane ya yüzlerce uzman var. Devletin elinde var, askeriyenin elinde var, istihbaratın elinde var. Bunlar bizim yapımızı, kimliğimizi, ben Bakur'dan bahsediyorum, veran etmişler. Eyvallah. Veran etmişler. Siyasi partiler kanalıyla veran etmişler, din kanalıyla girmişler, sözüm ona sosyalizm adına girmişler. Yani bu kadar hiçbir zaman biz tarihimizde dağınık olmadık. Parçalanmış olmadık. Ve aynı zamanda bugün hiçbir zaman da dünyada bu kadar sempati toplayamadık, bu kadar desteğe hazır gücümüz hiçbir zaman olmadı. Okay. Bunu yani Avrupa'daki siyasi örgütlerden başlayıp da Avrupa'daki vakıflara kadar, Amerika'ya kadar. Biraz önce şeyin analizi yayınlandı. Faring şeyin orada biliyorsunuz Amerika'nın en ünlü strateji Aynen öyle. kurumu artık gelecek haftadan sonra Trump'ı nelerin beklediğini artık biliyoruz. Hiç değilse belli bir kesim biliyor. Trump vesaire vesaire. Ama biz hiçbir zaman bu kadar güçlü olmadık. Ve Üstadım, o analizde ne yazıyor? Kısaca ben de sizden duyalım istiyorum eğer mümkünse. şimdi biliyorsunuz Amerika'da Amerikan devleti oluştuğu günden bugüne kadar Avrupa'daki bütün devletlerden farkı şudur. Devlet kurumunu büyütmekten çekinir. Aynen. Avrupa'daki devletler, Almanya olsun, Fransa, hele hele Fransa olsun, İngiltere olsun, sosyolojik araştırmasını kendi memurlarına yaptırtır. Aynen. Askeri stratejik araştırmalarını ya kendisi yapar yahut da hem kendisi yapar hem askeriye yaptırtır vesaire vesaire. Ama Amerika'daki devlet yapısı Avrupa'daki devlet yapılarından çok daha farklı. Temel fark şu: Amerika'da olduğum olası devletin büyümesine karşılar. Artık zaten o konu tartışılmıyor bile. Yani var olan bir doktrin var. O doktrinin çerçevesi içerisinde devletin küçük kalması gerekli. Devlet kendi bütün ihtiyaçlarını dış kurumlara bir şirket gibi sipariş veriyor.
Bunu Roosevelt de Evet. yaptı. Yani oldum olası yani gelenektir bu. Devletin yapısı bunu gerektiriyor. Orta Doğu'da da tabii ki Orta Doğu'daki sorunlar üzerine de ihtiyacı olduğunda bu tür kurumlarla yani bazıları Türkiye'de Cengiz Çavdar denen bir adam vardı, bir gazeteci vardı. Evet. Hep fikir kuruluşları falan derlerdi. Biraz yani akademik bir isimlendirmeydi. Hayır, bu kuruluşlar tabii ki fikir üretiyor. Ama her şeyden önce o fikri kendi devleti için üretiyor. Devlet de onun karşılığında onların bütün giderlerini yahut da hatta Almanya'daki gibi de değil. Yani Almanlar da Alman hükümeti de bazen sipariş veriyor. Tam mantığı var. Amerika devlet gerek gördüğü zaman o konuyu araştırmaları ve onlara bir analiz üretmeleri gerektiğinde sentezi de önermeleri konusunda siparişini verir. Biraz önce yani yarım saat önce Foreign Affairs yani dış ilişkiler, dış sorunlar kurumunun kendi üyeleri için yayınladığı rapor geldi. Rapor yani Trump açısından hiç de iç açıcı bir rapor değil. Tabii ki bu tür raporlarda kelime arasını ya da satır aralarını okumak çok önemli. Ve Eyvallah. bu tür raporlarda dile getirilmesi mümkün olmayan verileri de görmek yahut görebilmek Evet. özel bir önem taşıyor. Görünen o ki Kürtlerden ötürü yani Rojava'dan ötürü önümüzdeki günlerde haftalarda Amerikan siyaseti eğer bu raporlar doğruysa ki bu kurumlar Amerika'nın en önde diyelim ki 10 kurumundan bir tanesi herhalde önümüzdeki günlerde haftalarda Washington dışta Kürtler için ama işte çok ağır bir hesaplamanın içerisine girecek. Bunun sonunda Trump acaba Cumhurbaşkanı olarak hala kalabilir mi? O da başlı başına bir sorun. Ama kesinlikle diyebiliriz ki son 30-40 yıldan sonra ilk kez Senato ve Kongre de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler Kürtler hakkında, Rojava hakkında ortak karar alacaklar. Yani iki ezeli düşman. Ortak karar alacaklar. Biliyorsunuz Amerikan Anayasası'na göre Üstadım bir arkadaşlar sesinizin çok kesik geldiğini söylüyor. Ben kesinin üstadımın sesi çok net geliyor evet. bana. Sizi bir iki arkadaş daha bunu teyit edebilir mi, yoksa bir arkadaşa mahsus bir durum mudur? Onu bir sormuş olayım. Tabii sor. Sevgili dostlar, evet, Kerem Okur, evet, beni ses kesik mi geliyor size arkadaşlar, dostlarım? Şimdi iyi geldi diyor. Evet, buyurunuz Ha bak üstadım, bir özür daha dilerim. ben bütün yazılanları izleyemiyorum ama Çeto Ömer'in mesajını kaçırmadım. Çünkü Çeto Ömer'i Evet. benim çok sevdiğim, çok takdir ettiğim Kan çekiyordur İsa'dım. evet aynı zamanda imkan bacımı selamlıyorum. Bizim bir Siverekler'in ortak bir okulu var. Ben Eyvallah. kendimi aynı zamanda Siverekli hissediyorum. Çünkü Eyvallah. hayatımın en hassas dönemlerinden bir kısmını Siverek'te geçirdim. Ve ilk gözaltına alınmam da Siverek'te oldu. 17 Eyvallah. yaşındayken Doktor Kemal Parlak'la abimizle. Şunu belirtmek istiyorum. Yani Buyurun üstadım. önümüzdeki günler, haftalar
bütün Washington Kürtlerden ötürü, yani Rojava'dan ötürü, Kürt sorunundan ötürü çok hareketli günler, haftalar geçirecek. Bu hareketli haftaların sonunda Trump kazasız belasız Cumhurbaşkanlığına devam edebilir mi, edemez mi? Yahut da daha doğrusu ettirirler mi, ettirmezler mi? O çok büyük bir soru. Onun analizine tabii ki bu tür strateji enstitüleri de girme cesaretini gösteremiyor. Girmeleri de mümkün değil çünkü orada belli sınırları var, onu aşmaları mümkün değil. Belki de o konuda yeteri kadar bu olayın genezine, yani geçmişine hakim değiller. Ama şunu söyleyebilirim ki Trump giderse Kürtlerden ötürü gidecektir. Bu da Amerikan tarihinde değil, dünya tarihinde bir ilktir. Bir cumhurbaşkanının, hele hele dünyanın en güçlü ülkesinin cumhurbaşkanının bizden ötürü gitmesi, istifaya zorlanması, hatta yargının önüne çıkarılması. Vay. Yargı sorunu bizimle bağlantılı değil. Onun 2-3 tane dosyası var. Ama Evet. bizden ötürü ona yargının yolu açılabilir. Biliyorsunuz Amerikan Anayasası'na göre Kongre'nin verdiği kararları Cumhurbaşkanının veto hakkı vardır. Değil mi? Ve Evet. hatta veto etmeyip de uygulamama hakkı da vardır. Evet. Tıpkı yine bizim coğrafyamızdan bir misal vereyim. Kudüs yahut İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e alınması kararını Amerikan Kongresi bundan 27-28 sene önce vermişti. Ama hiçbir cumhurbaşkanı onu uygulayamadı. Onların çekmecesinin gözündeydi ta Trump gelinceye kadar. Demek istediğim şu, Amerikan hukuk sistemine göre Kongre'nin verdiği her kararı Cumhurbaşkanı uygulamak zorunda değil, hemen uygulamak zorunda değildir. Artı veto hakkına da sahiptir. Ama orada bir istisna var. Eğer Kongre'de çıkan karar kongre üyelerinin 1/3'ünün bir Fazlası. fazlası olursa kongrenin o kararı hayata kendisi geçirme yetkisi var. Eyvallah. Yani Cumhurbaşkanı'na artık sunmak zorunda değil, doğrudan doğruya devlete iletir ve devlete der ki siz bunu uygulamak zorundasınız. Halihazırda Trump bununla karşı karşıya. Yani bu reel bir tehdit falan değil. Hayır, ben bütün verilerde şimdiden cumhuriyetçilerden kaç tane senatörün şeylerden demokratlardan kaç tane senatörün bunu desteklediği ortada. Bütün bunları kattığımız zaman belki 1/3 değil, belki hemen hemen %100'e yakın bir rakamla karşı karşıyayız. Ve bunu artık Trump'ın kendisi de biliyor. Çünkü Evet. Cumhuriyetçiler safından bu öneriyi yapan senatör şimdiye kadar Trump'ın senatodaki uzatılmış eliydi. Yani Trump'ın Aynen senatodaki öyle. bütün işlerini Üstad, evet. 2 saniyenizi Buyurun. alayım. Sevgili dostlar, soruları şimdi almayacağım. Belli bir konu, belli bir akıştan sonra soruları tek tek alıp üstadıma ileteceğim. Ondan dolayı rica ediyorum, şimdi sorularınızı mahfuz tutun, saklı tutun. Bilahare tekrar sorun ki mümkünse hepsine tek tek cevap verelim. İçinde çok değerli fikir ve soruların da olduğunu görüyorum, okuyorum. Unutulsun istemiyorum. Özellikle Mehmet Emin Kılıç Beyefendinin sorusu veya görüşü, fikri
Güzeldi. Onunla üzerine konuşalım istiyorum. Mehmet Emin'im lütfen unutma. Buyurunuz üstadım. Yani ilk kez Kürtler kendi tarihlerinde Amerika gibi bir ülkenin odağındalar. İlk kez Evet. Amerika dünyanın süper devleti, en güçlü devleti, bizden ötürü Amerika'nın en güçlü görünen ve görünmeyen güçleri birbirine karşı mücadele içindeler. Bu mücadelenin, yani onların karşılıklı verdiği savaşın sonucunu önümüzdeki günlerde, pazartesi günü başlayacak bu kavga. Yani başlamış da artık alalen verilecek. Ama eğer bu cumhuriyetçi ve yani iki partinin hazırladığı öneri senatodan geçerse Evet. bu abartmayalım da sadece var olan verileri göz önünde aldığımız zaman eğer bunlardan alınacak kararların yarısı bile hayata geçerse bu diyebiliriz ki Türkiye'nin artık sonudur. Doğrudur. Çünkü bu kararlar içerisinde Erdoğan'ın şahsi varlığını dünyadaki şahsi varlığını el atılması benim biliyorsunuz Türkçem pek iyi değil. O bile var. Evet. Evet. Ve Milli Savunma Bakanlığı var. Bütün isimler orada teker teker geçiyor. Alınacak bütün tedbirler ki bu raporu hazırlayan uzman grubu, siyasi grubu değil, uzman grubunun içerisinde yakın geçmişe kadar Amerika devletinin ambargolardan sorumlu biliyorsunuz bir kurumu var. Ambargoları o kurum yönetiyor. Üstad, enteresan ve ilginç bir bilgi var. Onu size sizin onu bilginize sunmak Evet. isterim lütfen. Türkiye'nin Kobani'deki koalisyon üssünü bombaladığı haberi geldi. Pardon? Amerikan askerlerinin bulunduğu üssü bombaladığını söylüyor haber ajansları. Şimdi öyle Ethemcan, ben Anı Birliği'ne gelen haberler benim için pek o kadar Evet. önemli değil. Doğru, teyide Hayır, muhtaç. hayır, hayır, olabilir. Bu gerçek de olabilir. Ha o öyleyse mutlaka orada bir oyun var. Onlardan bir tanesi harekete geçti. Bunu daha hızlandırmak için. Tabii ki orada herhangi bir Amerikalının ölmesi, Amerikan askerinin ölmesi ya da Amerikan üssüne saldırı bunu hızlandırabilir. Bu ama bütün bunlar küçük bunu var olan projeyi değiştirecek faktörler değildir. Belki biraz hızlandırabilir. Belki biraz daha fazla dünya kamuoyunu hele hele Amerikan kamuoyunu kazandıracak faktörler olabilirler. Ama biz ana konu şu, dünya yani Fransa'sından tutun Suudi Arabistan'ına kadar, Suudi Arabistan'dan Mısır'ına kadar Kürtlere sahip çıkıyor. Ama ne yazık ki sahada birleşik bir Kürt birliği yok. Yani siyasi birliği yok. Evet. Bütün tarihimizde Salahaddin'den bugüne kadar hiçbir zaman dünyada bu kadar güç bizi destekleme eğiliminde olmamıştı. Ki bu desteklerini fiiliyata geçirmek isteyen bir dizine ülke var. Bunlardan bir tanesi de İsrail'dir biliyorsunuz. Ama sadece Evet. İsrail değil, aynı isteği, aynı arzuyu Mısır ve Suudi Arabistan'da da görmek mümkün. Fakat maalesef ki bizim yapımız, yani Kürtlerin siyasi yapısı, Kürtlerin
etnografik yapısı o kadar dağınık ki Mesela bu imkanlardan bazı bitti. faydalanacak yani yeteri kadar faydalanacak durumda değiliz. Ben buna yani bu Amerikan boyutu buna Evet. küçük bir misal vereyim. Biz 3 gün önce Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında bir rezolüsyon, parlamentonun bir rezolüsyon yani karar vermesini istemiştik. Evet. Ve bunu öneren de benim ta 1973 yılında dostum yani benim sınıf arkadaşım, tıp fakültesinden sınıf arkadaşım ve işte 73'ten bugüne kadar hesap edin. Herhalde 48 senedir, 46 senedir en yakın dostlarından bir tanesi. Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu'na milletvekili olarak seçildi. Ve oylamaya gidildi bundan 3 gün önce. Biliyorsunuz 14 oyla önerisi kabul edilmedi. Kabul etmeyen güçlere baktığımız zaman yani bu öneriye karşı çıkan güçlere baktığımız zaman Avrupa'nın sosyalistleri ve sosyal demokratları. Yani o sosyalizm konusu başlı başına bir olay. Tabii ki gelecek hafta bunu yeniden tekrar etmeye çalışacağız. Ama Eyvallah. demek istediğim Avrupa Parlamentosu'ndan başlayıp ta Washington'a kadar gidin yahut Avrupa'dan ta Kahire'ye, Kahire'den Riyad'a, Riyad'dan Tel Aviv'e yahut da Kudüs'e dönün. Her yerde eli açık yani Kürtlere eli ve gönülleri açık güçlerle karşılaşıyorsunuz, devletlerle karşılaşıyorsunuz. Fakat maalesef biz bunların hemen hemen hiçbirisini kullanamıyoruz. Kullanamasak da öyle eminim ki onlar bize bu eksikliklerimizi, bu hatalarımızı, bu yaşadığımız ve yaşatıldığımız travmaları bildikleri için herhalde bize artık bu konuda da yol açacak nihayete güçler onlar olacak. Üstadım, müthiş şeyler oluyor. Fransız askerleri Türk askerlerine ateş açmış durumda. Evet. Türk askerleri Fransız askerlerini vurmuş. Yani bu haber kesin. Hayır, o olabilir. Ben biraz önce de söyledim. Yani var olan bir proje var. Var olan bir İşte onu bahsediyor. O, güzel. O proje nedir üstadım? O ben sizle konuşuyorum. şimdi bakın, İşte eğer bunu müsaadenizle biz bu bize de oturup açınız. biz oturup kalkıp son Kürdistan tarihinde son 60 yılda iki kişiye, iki zata, iki insana şükretmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi Saddam Hüseyin'dir. İkincisi de Tayyip Erdoğan'dır. Üstadım, bizim bunların heykelini dikmemiz mi lazım diyorsun? Valla Ne bilmiyorum yapalım artık. yani? Din uzmanlarına bırakalım. Fakat eğer bugün başvuruda hiç değilse özel bir Kürdistan varsa biz bunu Kürtlerden ziyade Saddam Hüseyin'e borçluyuz. Ve Saddam Hüseyin'i o bataklığa çeken Amerika'ya borçluyuz. Yani bir taraftan hatırlıyorsunuzdur, bir taraftan Saddam Hüseyin'in Aziz isimli Hristiyan kökenli yani Mesih kökenli bir Dışişleri Bakanı vardı. O gidip Evet. Amerikalılara biz Küveyt'e girmek istiyoruz demişti ve onlar da kendisine o sizin bileceğiniz iştir. Ne yapıyorsanız yapın. Yani bize sormanıza da gerek yok diye yanıt vermişlerdi. O kendi aptallığının sefaleti içerisinde o yanıtı farklı algılamıştı.
Amerikalılar bunu destekliyor diye Saddam Hüseyin'e iletmişti ve akabinde yaşananları gördük. Yani Saddam'a biz bu konuda çok şey borçluyuz. İkinci borçlu olduğumuz şahıs da Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Üstadım, sizce şimdi şöyle bir yorum yapılıyor. Deniliyor ki Sayın Trump, Donald Trump bu kararı, bu askerleri çekme kararı Türklere aslında bir tuzak, bilinçli bir tuzak. Fakat belki bilerek yapmadığı düşüncesindeyim ben. Fakat bu planı kuranlar bu Trump'ın böyle bir karar alması için her türlü imkanı sağladılar gibi böyle bir yorum var. Siz ne dersiniz? Valla Bu bir tuzak mıdır? bunun bir Kuveyt meselesine dönüşür mü? hayır, bunun bir oyun olduğu kesin. Yani bütün siyasi olaylar oyundur aslında. Oyunculara bağlı. Acaba bu oyun aynı zamanda Trump'a karşı da mı kurulmuş bir oyundu? Trump onun oyununa geldi. O mümkün, o varsayımlar içerisindedir. Çünkü halihazırda Amerikan yönetiminin en güçlü insanı Pompeo'dur. Pompeo'nun bağlı olduğu belli bir kurum var. O kuruma aynı zamanda halihazırdaki Savunma Bakanı da bağlı. Onun dışarısında Amerikan yönetiminde herhalde baktığımız zaman o kuruma bağlı olmayan sadece birkaç insan görürsünüz. Cumhurbaşkan yardımcısı da ona bağlı biliyorsunuz. Yani aynı mezhebin üyeleriyle. Ha şimdiye kadar Trump'ı tıpkı Ronald Reagan'ı 1980'li yıllarda nasıl ki Jimmy Carter'ı düşürüp Reagan'ı yerine getirdilerse o düşürme olayını bilmem hatırlar mısınız? Yani Amerikan tarih Çok net hatırlıyorum. yani düşürme olay şöyleydi. Ayatollah Khomeini Tahran'da 600'ün üzerinde Amerikan diplomatını esir almıştı. Ve dönemin Cumhurbaşkanı da Carter'dı. Jimmy Carter Pentagon'la birlikte onları bir kurtarma operasyonuna girişti. Ve Afganistan üzerinden bir dizine helikopterle Amerika'nın en seçkin komando birliklerini gönderdiler. Yani onlardan daha profesyonel katil yoktu. Ve bu helikopterler havada birbirine çarpıştı. Enteresan. Mümkün değil yani. Ve bütün o komandolar tabii ki hemen yerinde öldüler. Yani Amerikan helikopterleri birbirini çarpıştılar. Başka bir şey yok. Dışarıdan bir müdahale falan yok. Bir müdahale Hayır, yok. hayır. Çünkü uçuş yerden uçuş yükseklikleri 150 metreydi. O dönemin radarlarına yakalanma şey yoktu. Ve bütün bunlar teknik detaydır. Ama nihayette Carter o olaydan sonra seçimleri kaybetti ve yerine Reagan geldi. Ve Reagan ona dikte edilen her şeyi harfiyen yerine getirdi. Şimdi Amerika'daki bu iç dünyada şu var. Yani bir taraftan Amerikan devletine halihazırda hakim olan bir güç var. O gücün dışarısında ama duran bir cumhurbaşkanı var. Ve o cumhurbaşkanının da sicili onu ayakta tutan kurumun ahlak değerleriyle zıtlaşan bir sicili var. Yani vesaire vesaire. Bunlar çok derin konular. İsterseniz onlara girmeyelim. Bizi dinleyen dostlarımızı yormamak için. Fakat nihayet de ortada bir oyun var. Bu oyunun sonunda acaba Trump sağ salim kurtulur mu?
O daha kesin değil. Fakat Türkiye'nin ağır bir bedel ödeyeceği kesin. Peki Üstad, bu sizin gördüğünüz kadarıyla bu hadiseler nereye doğru evriliyor? Bir bunun sonucunu veya bunun ne kadar süreceğine dair bir tahminde bulunmak mümkün mü? Hayır, şimdi Mesela bu söyledikleri. bizim önümüzdeki günlerde maalesef büyük acılar yaşayacağımız kesin. Bu yaşayacağımız acıların nedenleri var. O nedenlerin ana noktasında dünya kamuoyunu seferber etmek, dünya kamuoyunu ayaklandırmak, dünya kamuoyunu yapılacak müdahaleler için şimdiden hazırlamak. Bunun bedeli de kandır. Bizim acılarımızdır, bizim şehitlerimizdir, bizim çocuklarımızdır, bizim ulusumuzdur. Ama o da bizim sefaletimiz. Aynı şeyi son 70 yılda İsrailler yaşamadılar. Fakat dünya kamuoyunu ikna edebilmek için yahut da hazırlayabilmek için o acıları çekeceğiz, evet. Sizce biz Kürtleri bu büyük oyunun gelişmesi için yem mi kullandılar? Neticede Hayır, kesinlikle böyle. değil. Hayır, kesinlikle değil. O öyle değil. Hayır. Dünya nihayet gerek Başur'da gerek Rojava'da Kürtleri ve Kürtlerin varlıklarında taşıdıkları değerleri tanıdılar. Okay. Ve bu değerler bütün Orta Doğu'yu elekten geçirdiğiniz zaman bu değerleri sadece Kürtlerde ve Yahudilerde Doğru. bakın, Masud Barzani'nin yerine kim olsaydı, babasını 1975'te Amerikalılarla yaşadığı trajediden sonra Amerikalılara elini bile uzatmazdı. Fakat buna rağmen insanlığını korudu. Özür dilediler, o özürü kabul etti. Netanyahu'nun geçenlerde verdiği demeçte olduğu gibi yani Kürtler gerçekten sadece o bölgede değil, belki de Avrupa'da da hala insanlık değerlerini yahut insani değerleri varlıklarında taşıyan ender halklardan bir tanesi. Doğru. Uğradığımız asimilasyona rağmen, uğradığımız jenositlere rağmen kültür jenositi. Benim 1982'de ya da 83'te Bond'a yayınladığım bir kitap vardı. Kulturelle Völkermord an die Kurden in der Türkei. Yani kültür jenositi, fiziksel jenositten çok daha kötü. Bütün bu uğradığımız yıkımlara rağmen biz insanlığımızı yahut da jenlerimizde olan insanlığı kaybetmedik, hala taşıyoruz. Bunu Rojava, Başur'da ilk önce dünyaya tanıttık. Akabinde de Rojava'da. Doğru. Doğru. Ve Peki üstadım. gerek Amerikalıların, Buyurun. gerek Avrupalıların ve gerekse İsrail'in Orta Doğu'da güvenebileceği tek halk varsa o da Kürttür. Kürt halkıdır. Doğru. Ha, biz kendi kıymetimizi bilemiyoruz. O farklı bir konu. Farklı bir soru. Yahut da sorunun farklı boyutu. Şimdi dünyanın muazzam medya makinesi full time Kürt milletin lehine, Türk devletin aleyhine yayın yapıyor. Türkler bu savaşı kaybetti. Güzel bir tabir var. Diye bir siz de bu kanatta misiniz? Yani Türklerin bu savaşı kazanma şanslarının olmadığına ve bu savaşı şimdiden kaybettiklerine dair bir
bir görüşe sahip misiniz üstadım? Canım benim, Türkler bu savaşı Kobani olayından önce kaybetmeye başladılar. Kobani ile bu doruk noktasına vardı. Ve akabinde bunu daha da ateşleyen Erdoğan'ın çıkışları, tehditleri, yani dünya diplomasi tarihinde yeri olmayan ahlak dışı hakaretleri vesaire vesaire, ama Kobani ile başladı. Kobani bizim için bir dönüm noktasıydı. Dünyanın gözü Kobani ile açıldı. Dünyanın gözü yahut da dünya bizi Kobani ile tanımaya başladı. Başurla başlamıştı. Ama Kobani ile doruğuna vardı. O gün bugündür biliyorsunuz, ne Avrupa basınında ne Amerika basınında kolay kolay yani Kürtleri düşman gösteren bir yazı yahut da eleştiren, ki bazen eleştiriye hak etmemize rağmen eleştiren bir yazıyı göremezsiniz. Doğrudur. Şahidim. Üstadım Emine Bayram hanımefendi şöyle bir şeye dikkatimizi çekiyor. Dikkat ettiniz mi? Pentagon sözcüsü Türk ve Kürt taraflar diye hitap ediyor. Sizce bu Kürdistan'ın resmileştirilmesi prosedürünün bir parçası mıdır? Şimdi bakın, o prosedür çoktan başladı. O prosedür ta Bush döneminde başladı. Yani Saddam Hüseyin yıkıldıktan sonra bilmem Barzani'nin Beyaz Saray'ı yaptığı ilk ziyareti hatırlar mısınız? Sağ olsun Barzani yani jest olarak Kürt kıyafetleriyle Beyaz Saray'a girdi. İlk ziyaretini Kürt kıyafetleriyle yaptı. Ve ilk ziyaretiyle birlikte Beyaz Saray'a Kürdistan bayrağı da girdi. Doğru. Yani o süreç Doğru. o gün başlamıştı. Tabii ki artık bu aradan 15-16 yıl geçti. Pentagon sözcüsü bir albayın yahut da bir generalin Kürtler ve Türkler demesi kadar artık doğal bir şey yok. Aynı şeyi Avrupa Parlamentosu da söylüyor. Aynı şeyi Ursula von der Leyen de defalarca söyledi. Cumhurbaşkanımız Berlin'e geldiği zaman Kürdistan bayrağı Irak bayrağının yanında asılıyor. Hani biz bunları açtık. Peki üstadım Ondan çok da siz önemlisi, eğer Avrupa Amerika'nın bize bakışını okumak istiyorsanız Brad McCourt'un son günlerde tweetlerine bakın. evet. Tweetlerine bakın. O Evet. bile kafidir. Aynen. Yani çok çok benim de enteresanıma, yani çok ilgincime gitti. Çok enteresan buldum. Üstadım, peki Hayır, yani sizce biz kendi tarihimizde hiçbir zaman bu kadar şanslı bir dönem yaşamadık. Ha, yani evet. jive, ben kendi kendime de diyorum, jive şunu da ezben birinci hemnake. Yani O Hoda Amr dedi ki eğer bir Brad McCourt kalkıp Kürtler için kendi cumhurbaşkanlığa ağza alınamayacak lafları tüvetle dünyaya yayıyorsa, eğer bir Amerikan Savunma Bakanı asıl nedeni ne olursa olsun ben Kürtler için Savunma Bakanlığından istifa ediyorum diyebiliyorsa daha yani. ne istiyoruz? Ama Vali. dünya böyle. Dünya hazır, Amerika hazır, Avrupa hazır. Avrupa'yı şu yahut bu şekilde biraz iteleyecekler herhalde. Ama bunun yanında bizim unuttuğumuz faktörlerden bir tanesi şu: Arap dünyasının çoğunluğu da hazır. Yani Enteresan. Netanyahu bir mesaj verdiği zaman tabii ki seviniyoruz. Fakat Netanyahu kadar önemli olan Mısır var. Ya. Netanyahu kadar önemli olan Suudi Arabistan var. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın Körfez Bakanı bundan birkaç ay önce Rojava'daydı.
Oradaki Arap aşiretlerini teker teker dolaşıp Türkiye'nin nifak soktuğu, Kürtlere karşı kışkırttığı bütün Arap aşiretlerini Kürtlerle işbirliği yapmaları için ikna eden Suudi Arabistan'ın Körfez Bakanı oldu. Yani bu kadar gücü Orta Doğu'da hiçbir zaman İsrail sahip olamadı bu kadar güce. Yani hem Amerika'nın desteğini sağlasın, hem Avrupa'nın desteğini sağlasın. Ha kala kala işte bir Çin kaldı, biraz da Rusya kaldı. Onun dışarısında hemen hemen dünyanın bütün ülkeleri bugün şu yahut bu şekilde Kürtleri desteklemeye hazırlar. Yani Hindistan bile, yani Hindistan beni çok şaşırttı tepkilerinde. Acayip sert bir dil kullanıyor Türklere karşı. Yani muhteşem bir, ben yani birkaç gündür işin gerçeği şu. İlk gün Amerika'nın askerlerini çekeceğini ilk duyduğumda müthiş müteessir olmuştum. His dünyam alt üst olmuştu. Aklım başka diyordu ama fakat şu anda gördüğüm şudur ki sizin söyledikleriniz hepsi doğru. Hakikat doğu, ve bu söyledikleriniz basiretin ve ferasetin ve tecrübenin ürünü olsa gerek ki öyledir. Yani peki Kürt halkı, Kürt ulusu bunu doğru okuyabiliyor mu sizce? Kürt Hayır, siyaseti işte nerede? bizim en büyük trajedimiz ondan kaynaklanıyor. Bizim dediğim zaman Başur hariç, Başur'da gerçekten dünya siyasetini çok iyi okuyan ve dünya siyasetinin içerisinde olan inanılmaz uzmanlarımız var. Biz Bakur Kürtlerinin Türklerden kaptığımız bir kompleksimiz var. Genellikle Maalesef. geleneksel yaşayan Kürtlere biraz garip yaklaşırız. Yani sanki onlar bizden daha geri ilermiş gibi. Hayır, hiç alakası yok. Onlar eğer mütevazi davranıyorlarsa, eğer onlar Kürtvari diyelim davranıyorlarsa, o onların bilgisizliğinden yahut cehaletinden falan değil, hayır. O onların insanlığındandır. O insanlar, Asaletlerinden. onların taşıdığı asalettendir. Fakat biz Türkiye okullarından, Türk okullarından geçmiş Kürt aydınları maalesef istemesek de kısmen Türkleştirilmişiz. Hayır. Başur Kürtleri dünya siyasetini mükemmel okuyorlar. O referandumdan önce herkes onun hata olduğunu zannediyordu. Fakat onlar Avrupa siyasi uzmanlarından çok daha iyi görebildiler oradaki gelişmeleri. Ve o doğru bir adımdı. Bugün de yine dünya siyasetini Kürt aydınları, Kürt politolog diyelim, yani politoloji uzmanları içerisinde en iyi okuyanlar Irak Kürtleridir. Bizim eksikliğimiz Bakur Kürtlerin en büyük eksikliği şuradan kaynaklanıyor. Biz yani 60'lı, 70'li, 80'li yıllardan başlayan yani Kürtlük Kürdistan'da, Bakur Kürdistan'da biraz da solculukla başladı. İlk başlangıç döneminde Kek Ahmet Zeki Okçuoğlu hatırlar. Kürtçüydüler ve solcuydular. Yani Dedeko solcuydu doğru. Ama hiçbir zaman Kürtlüğünü de kaybetmedi. Kürtlük için solcuydular.
Yani Kürt halkının haklarını en iyi savunacakları ideolojinin solculuk olduğunu zannediyorlardı. Ondan sonra gelen nesillerde bu değiştirildi. Yani kayma oldu. Ulusal menfaatleri savunacaklarını sadece sosyalizmi, sözüm onu, sosyalizmi savunmaya başladılar. Ve bugüne kadar da o tek yönlü dünyadaki gelişmelere tek yönlü bakma geleneği hala hakim. Ondan ötürü biz dünyadaki gelişimleri, Bakır Kürtlerine bahsediyorum, tabii ki iyi okuyamıyoruz. Hayır. Yani hala o gözlükle bakıyoruz. O gözlüğü bir kısmımız atmış olmamıza rağmen. Doğrudur. Peki yapılması gereken sizce nedir? Misal veriyorum. Üstadım yürüyüşlere gidiyoruz. Protestolara gidiyoruz. Bunlar bizim tabii ve güzel hakkımız. Fakat ulusal bayrağımızın az olması veya ulusal bayrağımızın yanında başka flamaların, parti flamalarının açılması sizce doğru mudur? Bu günlerde Kürt ulusunun birlik ve bütünlüğünü temsil eden ulusal bayrağımızdan başka bayrak ben şahsen o tür yerlerde görmek istemiyorum. Parti flamaları veya kişi resimleri, önderlerin resimleri veya parti başkanının resimleri orada bulunması sizce doğru mudur? Şimdi canım bakın ben sohbetimizin başında da söyledim. Türkiye Kürtlerini asimile etmek, yok etmek sadece okullarda olmadı. Evet. Bu farklı ideolojilerle oldu. Bu ideolojilerden bir tanesi de Türk solu dediğimiz kurumla Kürtlerin varlığına girdi. Ve bazı kesimlerde hala o kendisini muhafaza ediyor. Çünkü adamların elinde yüzlerce sosyoloji uzmanı var, etnografya uzmanı var, etnologları var. Var, var, var. Yani solculuğu bize kendi solculuğunu, artık onlarda solculuk yoktu. Zaten Kürtlere karşı kullanılmış bir oyundu. Doğu Perinçek misalini veriyorum. Vesaire vesaire. Ha, orada ne oldu? İşte bayrak yahut da slogan yahut da elde tutulan pankrat her şeyden çok daha önemlidir. ekolünden geçirildi bazı Kürtler. Maalesef hala bu devam ediyor. O da bizim ulusal kimliğimizi Türkiye'de 80'li yıllardan sonra sol içerisinde erimemizle kaybettik. Yani Ahmet hatırlar Dedeko'dan 70'li yıllarda 60'lı yıllarda doğru Kürt öğrencilerinin çoğu solcuydu ama hiçbir zaman ulusal kimliklerini kaybetmediler yahut da öyle bir eğilimleri olmadı. Ondan sonraki süreçte maalesef öyle bir yıkım yaşandı. Bunu hangi örgüt yaşattı o hiç önemli değil. Çünkü yakın gelecekte o da değişecek. Ondan ümitliyim ben. Ondan ziyade isterseniz diasporaya dönelim. Buyurun, Yani buyurun. orada bir süreç var. O süreci sahneye koyan güçlü aktörler var. Şu yahut bu şekilde o süreç başladı, devam edecek. Fakat diasporada yaşayan 2,5 milyon Kürt ne yapıyor bu süreçte? Doğru. Yani sadece kalkıp işte Büji Kurdistan, Bemre Türk demek kâfi değil. Geçen sohbetimizde de size söylemiştim. Eğer bugün İsrail varsa diaspora sayesinde vardır. Yani İsrail dışında yaşayan Yahudiler sayesinde vardır. Eğer Ermeniler
varsa ve hele hele 80'li yıllarda bütün dünyaya bu Ermenistan sayesinde değildi. Ermenistan dışında yaşayan diaspora sayesindeydi. Biz ise yani diasporada yaşayan Kürtler ise her şeyi ya Kürdistan'dan bekliyoruz yahut da bir üst güçten bekliyoruz. Halbuki bizim nüfusumuz, diaspora Kürtlerinin nüfusu Lüksemburg'un 10 katı. Doğru. Eğer hani ve bütün bu süreç içerisinde tabii ki ben Facebook'tan izliyorum, eleştiriyorlar işte bir kısmı Barzani'yi eleştiriyor, diğer kısmı Kandil'i eleştiriyor vesaire vesaire. Fakat bunun dışarısında bütün bu siyasi partilerin örgütlerin dışarısında var olan en azından 2 milyon Kürt var Avrupa'da. Bu Kürtler içerisinde doktorlar var, mühendisler var, siyaset uzmanları var vesaire vesaire. Biz kendi halkımıza karşı sorumluluğumuzu nasıl yerine getiriyoruz? Okey, Rojava'ya müdahale edildi. Olduğum olası Türk solundan aldığımız bir gelenek var. Hemen pankratlar, eller hazırlandı gece yarısı, sabah yahut akabindeki gün banoflara gidildi yahut da havalimanlarına gidildi yahut da sokaklara gidildi. O 60'lı 70'li yılların geleneğiydi. Okey. Biz şimdi 2019 yılında yaşıyoruz. Ve son 40 yıldır sokaklarda yapılan protestoların hiçbir getirisinin olmadığını artık anlamış olmamız lazım. Evet. Siz protesto yapmak istiyorsanız bunun yeri Köln'ün Bahnhof'u yahut da Berlin'in Bahnhof'u değildir. Bunun yeri Mercedes fabrikasının önüdür. Okay. Bunun Doğru. yeri Nordrhein-Westfalen'deki Thyssen'dir. Bunun yeri Man'dır. Okay. Doğru. Bunu yaptığınız zaman belki bir müspet netice alabilirsiniz. Size küçük bir misal vereyim. Yani Türk hükümeti bunu bizden çok daha iyi biliyor. Biz 40 yıldır yahut da ben hiç değilse 1970 yılından beri Avrupa'dayım. 49 yıldır biz sokaklarda protesto ediyorduk. Bunun hiçbir getirisi oldu mu şimdiye kadar? Olmadı. Fakat Abdullah Öcalan yakalandığı dönemde Roma'dayken Türkler ne yaptı Ankara'da, İstanbul'da? Bindikleri Fiat marka arabaları yakmaya başladı. Onu takiben ne oldu? Koç ailesi seferber oldu. Hemen Fiat'la ilişkiye geçtiler. Ve Fiat üzerinden İtalyan hükümetine baskı kurmaya başladılar. Ve o baskılar anında sonuç verdi. Yani biliyorsunuz başlangıçta İtalyan hükümetinin Abdullah Öcalan'ı İtalya'dan çıkarma gibi bir niyeti yoktu. Çıkarması da hukuken mümkün değildi. Peki benzeri bir misali geçen sohbetimizde de vermiştim. Yahudiler konusunda vermiştim. Biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce Yahudi Alman şirketlerinde mecburi çalıştırıldılar. Yani Almanca Evet. Zwangsarbeiter. Evet. Zwangsarbeiter. Almanya Yahudilere İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsrail kurulduktan sonra tazminatını ödedi. Kimin için ödedi? Öldürülenler için ödedi. Yani toplama kampında, zehir ocaklarında öldürülenler için ödedi. Ama Zwangsarbeiter yani fabrikalarda çalışan, çalıştırılmak zorunda kalan Evet. Yahudiler için ödemedi. Çünkü dedi ki onlar ölmemişti. Ki artı onlar Alman devleti
için çalışmamışlardı, şirketler için çalışmışlardı. Evet. Yahudiler 80'li yıllarda ne yaptılar? Bütün o şirketler hakkında yahut karşısında dünyada öyle bir kampanya başlattılar ki o kampanya bir ay sürdü. Ve bir ay sonra Alman şirketlerini temsilen Otto Graf Lambsdorff Yahudilerle oturdu. Onların talep ettiği tazminatı son kuruşuna kadar ödedi ve öylelikle kurtuldu. Demek istediğim şu, bugün Rojava'ya giren, Türk askerini gönderen, götüren kamyonların markası nedir? Doğru. Mercedes'tir. Mercedes. Değil mi? Orada Aynen. bizim insanlarımızı, bizim çocuklarımızı, bizim annelerimizi, bizim bacılarımızı, bizim kardeşlerimizi öldüren tanklar kimin tankıdır? Thyssen Krupp. Alman tankıdır, Rheinmetall. Leopardlardır. Evet. Yani Kürtlerin eğer bir protesto niyetleri varsa protesto edecekleri yer meydanlar, banoflar, sokaklar değil, Tise'nin önüdür. Doğrudur. Bizim halkımızı öldüren odur. Oraya Doğrudur. askeri götüren Mercedes'tir. Doğrudur. Onun dışarısında diğer yani o geleneksel protestolardır, şunlardır, bunlardır. Onların bir getirisi yoktur. Zaten artık dünya da onu bir folklor diye algılıyor. Yani sosyal Evet. bir folklor. Okey. Ondan ötürü Avrupa'daki Kürtlere, hele hele Almanya'daki Kürtlere düşen bizi öldüren silahları üreten şirketlere karşı tavır Üstadım, almak. bir lüzum üzerine müsaadenizle bir şey söylemek isterim. Benim görüşüm, inancım ve imanım şudur ki YPG Kürdistan ordusudur. Kürt ulusunun bir parçasıdır, ordusudur. Ve bütün Kürt diğer Kürt ordusunun birleşenleri gibi bir Kürt ulusal davasına, Kürt ulusal birlik ve bütünlüğüne hizmet eder. Bunu hususta hiçbir şekilde farklı düşünmüyorum. Benim talebim ve isteğim bir Kürt olarak, bir Kürt ferdi olarak bütün Kürtlerin kendi şiarları, ulusal şiarları olan ala rengine sahip çıkmaları, eğer o yürüyeceksek o bayrağın altında hepimiz beraber yürüyelim. Talebim budur, isteğim budur. Bundan dolayı hiçbir parti veya kurumu, kuruluşu töhmet altında tutmuş falan değilim. Benim bu talebimdir. Ve bir Kürdi bir taleptir. Doğru bir taleptir. Lütfen bütün Kürtler bunu böyle bilsin isterim. Teşekkür ediyorum üstadım. Şimdi üstadım, Kürtlerin diasporada Şimdi bakın, kusura yapabilecekleri bakmayın, ben o buyurun. söylediğinize bir şey katayım. Buyurunuz. Eğer bir ulusun ferdi olarak kendimizi algılıyorsak ve eğer bu artı bir ulusun aydını olarak kendimizi algılıyorsak, Kürdistan'daki siyasi ve askeri güçler arasında fark koyma ve fark yapma hakkımız yoktur. Bravo. Okay. Bravo. Daesh Kürdistan'a saldırdığında belki hatırlarsınızdır. Başur Kürdistan'la, yani Kürdistan'ın Başur bölgesine en fazla mühimmat nereden gitti? Yani Güney Kürdistan'a mühimmat nereden gitti Başura, diyorsunuz? Evet. dünyadaki bütün ülkeler arasında en fazla mühimmat nereden gitti? Mütali değil müsaade. Çek Cumhuriyeti'nden gitti. Şey silah anladım. Evet, Tabii. çek. Doğru. En fazla mühimmatı biz gönderdik burada. Okey.
Ve aynı zamanda akabindeki haftalarda dinlemenizi rica ediyorum. Estağfurullah. Akabindeki haftalarda Nesrin Abdullah'ı mümkün olmayan yollardan Rojava'dan çıkarıp Avrupa'ya getiren yine ben oldum. Okey. Benim şimdi konuştuğum bu evde Nesrin Abdullah 3 hafta kaldı. Ve ilk ziyaretiydi. Yani demek istediğim şu. Kürdistan'daki siyasi güçler arasında sürtüşme olabilir, kavga olabilir, hatta ahlak kurallarını aşan tavırlar da olabilir. Ama nihayetinde bunlar Kürdistan'ın, kendilerine biz Kürdistan'ı değiliz demelerine rağmen, ben bunu Rojava'ya yani Kobani'ye gittiğim ziyaretimde de söyledim. Bazıları biz işte Kürdistan bayrağına biliyorsunuz orada o sorun vardı. Ben de yaşadım orada. Hepsi YPG, YPJ işte bilmem neyin bayrağı. Ama emin olun onu yapan çocuklarımız bile Türkiye Kürdistan'dan gelme aydınlardan Kürdistani aydınlardan diyelim. %80'dan daha fazla Kürttürler. Çünkü hiç değilse kendi aralarında Eyvallah. Kürtçe konuşuyor. Hiç şüphemiz Kendi yok. Hiç aralarında ben şüphemiz yok. orada Arapça konuşan YPG, YPJ savaşçısı görmedim. HDP Doğrudur. içerisinde de görmedim. Onlar için ana dillerini kullanmamak büyük bir ayıptır. Ha, 4-5 tane kız gördüm, yaşlıydılar ve saçları kırlaştığı için belliydi ki yıllarca Kandil'de kalmışlar ve Türkçe öğrenmek zorunda bırakılmışlar. Yani Rojava'daki Kürtlerin Kürtlüğünden şüphe edilme mümkün değil. Onlar bizden daha Eyvallah. Kürtler. Doğrudur. Tabii. Ahlaklarıyla Kürtler, lisanlarıyla Kürtler, söyledikleri Kürt türküleriyle Kürtler. Ha, belli dönemlerde belli şeylerden geçmişler ellerinde onlara göre, onlara farz edilmiş bayraklar yahut da simgeler olabilir. Ama eminim yakın gelecekte bu tür küçük şeyler ortadan kalkacak ve bizim zaten bizi birbirimize düşüren güçlerin isteği de amacı da odur. Birbirimizi küçük simgeler üzerine yedirtip tüketmek, kavgalar çıkartmak, sorunlar yaratmak. Hayır, bunlar küçük şeyler. Bizim ana sorunumuz vatanımızdır, ana sorunumuz Kürdistan'dır. Aynen öyle YPG, Mustafa. YPJ Kürdistan için savaştılar mı, savaşmadılar mı? Savaştılar. Odur, Savaşıyorlar. bitmiştir. Doğrudur. Şüphem yok. Ben sadece bir Kürt. Kurdukları bütün radyo Kürtçedir, kurdukları televizyon Kürtçedir. Daha Kobani'de daha o yıkımlar temizlenmemişken açtıkları okullarda ben bizzat gittim şahit oldum. Teker teker o okulları gezdim. Bütün okullarda Kürtçe öğretiliyordu, okutuluyordu. Öğretiliyor. E peki ben soruyorum. Kusuruma bakmasınlar. Ahmet Türk 50 senedir, 60 senedir Kürt siyasetin içerisindeki çehrelerden bir tanesidir. Ve yıllarca Diyarbakır'ın belediye şey Mardin'in belediye başkanlığını yaptı. Bu belediye başkanlığı döneminde Mardin'de kaç tane Kürtçe okul açtı? Yahut kurs açtı? Yani biraz adil davranmak lazım. Hayır, Rojavalılar da bizim kardeşlerimizdir. Bizim kanımızdır. Bizim ulusumuzun çocuklarıdır. Ve o bölgeyi yani Kürdistan'ı özgürleştirmek için 11 bin tane insanlı şehit vermiş bir halktır. Hiç değilse onların mücadelesine saygılı davranmak bizim ana görevimizdir. Okay. Doğrudur Ben usta. size küçük bir misal vereyim. Yani bizim Buyurunuz. birbirimize yaklaşımımızla yabancıların bize yaklaşımını. Nesrin Abdullah buraya gelmişti. Okey. İkinci günü
Avrupa, Orta Avrupa'nın en büyük hanedanının temsilcisiyle randevuleştik. Ve elinden aldım, Nesrin'i oraya götürdüm. Adamın ismi de Karl von Schwarzenberg. Schwarzwald'ı biliyorsunuz siz. Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet, Ha. biliyorum. Çok iyi biliyorum. Yani Schwarzenberg ailesinin mülkü üç ülke arasındadır. Almanya, Avusturya, Çekya. Karl Schwarzenberg'in sekreterleri bize kapıları açtılar. İçeriye girdik. Ben ilk önce tokalaşma hakkını Nesrin'e verdim. Karl Schwarzenberg Nesrin'in elini uzattığında elini alıp öptü. Bu el ancak öpülür dedi. Eyvallah, öyle demiş. Dedesinin Doğru demiş. yaşındaki adam Karl Schwarzenberg şimdi yani 87 yaşında artık. Bu el ancak öpülür dedi. Televizyonların, gazetecilerin önünde. Biz aynı saygıyı kendi savaşçılarımıza, kendi insanımıza, kendi aydınımıza, kendi yazarımıza, kendi çizerimize gösteriyor muyuz? Az göstermiyoruz. Biz Maalesef, Bakur maalesef. Kurtları, Kürtleri olarak. Çok şahane bir ifadeydi. Üstadım, Evet. bir gencimizin çok önemli gördüğü bir soru var. Çok ısrarla der ki, hocam neden Türkiye istediği her şeyi yaptırabiliyor? Türkiye çok mu güçlü? Çok güçlü ise ekonomisi neden güçlü değil? Ekonomi güçlü olmayan bir devlet nasıl oluyor da çevresine bu kadar hükmedebiliyor? Şimdi o kardeşimizin, o gencimizin cevabına şöyle yanıtlayayım. Hitler iş başına geldiği günden ölümüne kadar niye hep saldırdı? 1933 yılında Hitler iş başına geldi ve 1938 yılında ilk saldırdığı ülke Çekoslovakya'ydı. Yani ilk işgal ettiği ülke Çekoslovakya'ydı. Peki niye Evet. Çekoslovakya'ydı? Çünkü Çekoslovakya o dönemin Avrupa'sında teknik açıdan en ileri ülkeydi. Niye en ileri ülkeydi? Çünkü 400 sene savaşa girmemişti. Artı Avusturya İmparatorluğu'nun bir parçası olduğu dönemde Avusturya İmparatorluğu Türklerden olan korkusundan ötürü bütün sanayisini Çekya'ya kurmuştu. Çekler ayrıldıktan sonra bütün o sanayi burada kaldı. Ondan ötürü Hitler buraya girdi. Ve Hitler 1945 yılına kadar savaşmak zorundaydı. Niye? Ekonomisini ayakta tutabilmek için. Bugün Erdoğan'ın yaptığı da aynıdır. Türkiye'nin ekonomisi bir felaketin sınırına gelmiş, yani bir uçurumun başında. Ondan kurtarabilmek için sorun yaratmak zorundadır, savaşmak zorundadır. Rojava'ya girmek isteyişinin nedeninin temelinde Rojava'daki gaz ve petroldür ve çimentodur. Tabii ki eğer hatırlarsanız daha DAEŞ döneminde bile DAEŞ'in çıkardığı petrolün bir kısmını Erdoğan'ın oğlunun piyasaya sunduğu söyleniyordu. Doğru. Evet. Yani oradaki petrolün geliri benim tahminime göre Rojava'da ki tam mükemmel elde edemiyorlar çünkü teknik oldukça eski bir teknik. 8 ile 10 milyar euro civarında. Bu az bir para değil Türkiye için. Artı Doğru. gazı katarsanız, artı oradaki çimento kaynaklarını ki OYAK onun projesini bundan 4 sene önce yapmıştı. Yani kendi eline geçirme projesini. Yani Türkiye'nin saldırganlığı
Nasıl bir simülasyon bakın? Ekonomisinin oldukça kırılgan oluşundandır. Ve önümüzdeki, ben bunu 2 sene önce yazmıştım Avrupa basında, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde eğer bir çare bulunmazsa, ki bulunması mümkün değildir, Türkiye ekonomisinin batması, yani Türkiye'nin iflasa gitmesi onun kaderidir. Bu niye bu kadar uzadı diyeceksiniz. Erdoğan 2006 yılından sonra, 2007 yılından sonra çok sofistike çıkışlar yaptı. Avrupa sermayesinin bir kısmını Türkiye'ye çekmeyi başardı. Bunlardan en önemlisi İspanya'nın Türkiye'de olan sermayesidir. İspanya'nın halihazırda Türkiye'deki sermayesinin miktarı 80 milyar dolar civarındadır. Hollanda'nın yatırımları vesaire vesaire, ve bu ülkeler de son 1,5-2 yıldır, eğer dikkat ettinizse, yavaş yavaş sermayelerini kurtarmanın peşindeler. Doğru. Ve ortak oldukları şirketleri satıyorlar, bankalardaki hisselerini satıyorlar. Fakat bu birdenbire olacak bir olay değil. Belli bir süresi var, belli bir süreci var. Ama er geç Avrupa son dönemde belki sizin dikkatlerinizi çekmemiştir. Avrupalıların çekildiği alanlara Türkiye Japonya'yı sokmaya çalıştı. Kısmen başardı. Ta Trump'ın son Asya ziyaretine kadar. Trump Asya ziyareti sırasında Japonya'yı anladıkları lisanda uyardı. Ondan sonra Japonlar da geri çekilmeye başladılar. Evet, bunlar biraz ekonomik sorunlar. Ama esas işin gerçeği belki de esasını bunlar teşkil ediyor değil mi? Tabii ki yani. Yani Üstadım, aynen bu ekonomik bir soru daha. Medeni sorar, medeni duran. Değerli konuğa bir sorum olacak. Son süreçte Kürt halkına destek veren devletlerin Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz çıkarmaya çalışanlardır. Yarın Türkiye bu konuda geri adım atarsa ne olur? Yani demek istediği, bu Kürtlere verdiği destekten vazgeçerler mi? hayır canım, şimdi yani medeni kardeşimiz haklı olarak onu düşünmüş, ama Türkiye'ye olan, yani Türkiye'nin defterinin bürünmesi sadece Akdeniz falan değil, hayır. Son 5 yıl içerisinde Avrupa Türk İslam mentalitesini tanıdı. Türk İslam mentalitesinin Avrupa medeniyeti için taşıdığı patlayıcı maddenin hükmünü gördü. Ve biraz da onun sayesinde gözleri açıldı Türkiye'ye karşı. Biliyorsunuz biz Bismarck döneminden günümüze kadar Almanya'nın izlediği belli bir siyaset vardı. Onu terk etmesi biraz zordu. Daha da zor olacak. Belli bir daha dönem alacak. Yani belli bir süreç içerisinde. Ama er geç Avrupa Türkiye'den artık çekilecek. Çünkü nihayet Türko-İslam mentalitesi nedir? Türko-İslam mentalitesinin tehlikelerini kendi medeniyetleri açısından tanıdılar. Ve ona karşı da tedbir almak zorundalar. Dün eğer okudunuzsa yahut da izleyebildinizse, bu Polonya asıllı şey var, Avrupa Komisyonu'nun başkanı Erdoğan'ın tehdidine karşı cevap vermiş. Artık yeter bu kadar, yani yeter artık bize karşı uygulanan şantajlar. Erdoğan demiş ki ya, ben sınırları açıyorum işte. Aynen. Yani artık Avrupa tanıdı. Hükmette CHP olmuş olsaydı mutlaka Turko İslam mentalitesini Avrupa'ya tanıtma imkanımız ve şansımız olmazdı. Bizim gayretimiz olmadan kendi kendilerini tanıttılar işte dünyaya. Aynen öyle. Yani
Lütfi Kıvanç Beyefendi söyler, der ki Yekta hocama ve size selamlar. Real politik bir yaklaşım düşmana inat, ulusal birliğin temel taşlarını inşa etmeye yarar. Pardon, bir daha rica edeyim. Yekta hocama ve size selamlar. Real politik bir yaklaşım düşmana inat, ulusal birliğin temel taşlarını inşa etmeye yarar. Yani sağ olsun. Yani bu ulusun alfabesidir. Yani eğer var olmak istiyorsanız tabii ki ulusunuza sahip çıkacaksınız. Tabii ki ulusunuzun değerlerini muhafaza edeceksiniz, onu geliştireceksiniz ve ulusunuzu yücelteceksiniz. Üsta, Koçero, ben bu soruyu sormayacağım. Benim amacım Kürtlerin arasındaki birlik ve bütünlüğe halel gelmesini istemiyorum. Şimdi yanlışlardan daha çok bizi bir araya getirecek, bizi birbirimize bağlayacak şeylerle meşgul olacağız. Beni bağışla. Özel sohbetlerde sorabilirsiniz, cevap veririm hiçbir şekilde. Emine Bayram hanımefendi der Evet, ki, Deniz Polat, TCT Deniz Meclis. Polat kardeşimiz Donald Tumsk'u hatırlattı. Çok teşekkür ediyorum. Benim bir handikapım var Buyurunuz. biliyorsunuz. Benim isim hafızam yok. Yani kökenini, nereden geldiğini, Dansik'teki doğduğu evi bile biliyorum. Fakat buna rağmen Donald Tumsk'un ismini hatırlayamadım. Evet, onun yanıtıydı. Yani bugün bize lazım olan şu. Türkiye Rojava'ya müdahale etmiş. Türkiye Rojava'ya askerlerini göndermiş. Türkiye Rojava'da bizim soydaşlarımızı öldürüyor, kırıyor, Kırım'dan geçiriyor. Bu şartlarda bizim kalkıp kendi iç sorunlarımız üzerine münakaşa etmek, zaman geçirmek hakkımız olmadığı gibi öyle bir lüksümüz de yok. Evet. Bugün sizin bir Facebook'ta bir paylaşımınız vardı. Onun için ben sizi tebrik ediyorum. Ethem kardeşim Teşekkür. şeyi hatırlatarak söylemiştiniz. Şu Graham'ı. Okey. Evet. Bizim yapacağımız şey odur. Madem Eyvah. hiçbir şey yapamıyorsak, hiç değilse dünyada bize sahip çıkan dostlarımıza şükranlarımızı şu ya bu şekilde dile getirelim. Aynen. Ki Yani herkesin elinde toplum. bir akıllı telefon var. Yani Eyvah. hepimizin gidip savaşacağız diye bir şartı yok ama hepimizin elinde bir akıllı telefon var. Hepimiz onu kullanmasını biliyoruz. Hiçbir şey yapamıyorsak, hiç değilse günde birkaç kez dünyadaki dostlarımızı tebrik edelim, onlara sahip çıkalım, onlara şükranlarımızı dile getirelim. Okey, Değil bu mi? Yani Macron'dur, bu bu bizim kadim Kürt kültüründe var, değil mi? olmaz olur mu? Yani bize bir iyilik yapana eyvallah. Ki bunların bize iyilik Buna yapma borcu da yok. Yani yani Atlantik'in diğer yani tarafındaki bir insan kalkıp sizi bizim halk hakkımızı savunuyorsa, bize sahip çıkıyorsa, bunları öldürmeyin, kesmeyin, kırmayın diyorsa ve siz onları öldürürseniz ben sizin gözünüzü çıkarırım diyorsa, hiç değilse insan, yani evet. bizim hiç değilse nezaket Ya. mahiyetinde de olsa kalkıp ona teşekkür etmemiz lazım. Ya. Ki bu teşekküre de hep yani teşekkür etme imkanına da hepimiz sahibiz çünkü Eyvallah. ellerimizde taşıdığımız akıllı telefonlar var. Eyvallah. Yani üstad, haritalar değişecek. Belli oldu bu. Bu şey, dünyayı yöneten derin akıl, müesses nizam. Artık bütün raporlarında, sizin de demin belirtmiş olduğunuz kimi raporlarda, Kürdistan ulusu, Kürt ulusundan bahsediliyor ve Kürdistan mukadder bir şekilde burada duruyor. Peki üstadım, Size şöyle benim bir şey merak ettiğim bir söyleyeyim. şey var. Canım benim. Buyurun. Eğer bütün bunlardan Barzani haberdar olmamış olsaydı Evet üstadım. bütün bunlardan haberdar olmamış olsaydı
kendi kazanımlarını düşünerek, ki o onların en tabii hakkıdır. Son haftada yaptığı çıkışları herhalde yapmazdı. Değil mi? Muhteşem çıkışlar yaptı. Devamı da gelecek. Devamı Muhteşem. da gelecek. Ha, daha önce yapmak istemez miydi? Mutlaka yapardı. Yapmak isterdi. Ama dünyanın Evet. konjonktürü ona el vermiyordu. Ha, şimdi bizim yani Avrupa'da yaşayan, Türkiye'nin dışarısında, Kürdistan'ın dışında yaşayan Kürt aydınlarının yapması gerekli şey bana göre tabii, tavsiyem değil, bana göre. Ha, madem ki bu kadar imkan, bu kadar olağan önümüzde günden güne açılıyor, biz bunları kendi ulusumuzun menfaati için nasıl hayata geçirebiliriz? Eyvallah. Üstadım, bedeni duran tekrar sorar. Korku duvarını nasıl aşabiliriz? Şahsen ben Türklerden çok korkuyorum, diyor. Yani Türklerden Çeklerde iki tane atasözü var. Çeklerin kullandığı. Ya Evet. iki tane söz değil de iki tane ulusal söz var. Bir tanesi atasöz, bir tanesi diğeri söz. Bir çocuk şımarıklık ettiği zaman, uyumak istemediği zaman, bak ben sana türkü çağırırım derler. İkinci ulusal atasözleri de potur çenes horşi turka ve gramer yapısından belli ki 16. yüzyıldan gelme bir Çekçedir. Yani Almanca'da da biliyorsunuz bütün Evet, lisanlar belli evet. bir evrimden Zamana ait. geçti. Onun da manası şudur: Türkleşmiş Türk Türk'ten berbattır. Aynen Okay. öyle. Hani potur çenes horşi turka. Onun için tabii ki bir köle halkın fertleri olarak varlığımızda korku taşımamız doğaldır. Fakat biz yapan bir Kürtlük vasıfları var. Evet. O vasıflarda korkuya yer yoktur. Peki üstadım, Rojava'yla Kürdistan Rojava'sıyla güneybatısıyla güneyi bir bağlanma ihtimali var mı, sorar mısınız diye sormuş Hüseyin Yıldız. O zaten olacak yani, er geç olacak. Deniz Hanım çok güzel söylemiş. Deniz Polat hanımefendi olsa gerek değil mi? Der ki kendi savaşçılarını ve davasını savunmalı, dünyada destek olmalı, her Kürt bir diplomat gibi. Çok şahane. Herkesi konuştunuz, Kürtleri konuşmadınız. Kürtlerin projesi nedir Kürdistan hakkında? Zaten biz onun için çalışıyoruz. Üstadım, bir soru daha. Kürtlükleri bir tek Ahmet'te ve Nevruz kutlaması olmuş olan Bakır Kürtleri nasıl ayaklanır? Şimdi bu sosyal medya üzerinden aslında Bakır Kürtlerinin korku duvarını aşma imkanı çok büyük olmalı da. Ben her gün Kürdistan'dan çok telefon alıyorum, mesaj alıyorum. Bize soruyorlar ne yapmamız lazım gerektiğini, nasıl yapalım falan. Ben de diyorum ki hiçbir şey yapmayın. Lütfen metanetinizi koruyun, dua ediniz ve yapabiliyorsanız kendinize ait bir dille sosyal medyada paylaşımlar yapınız. Yani Mesela Twitter'dan buyurunuz. sosyal medya ulaşılmaz bir Değil silahtı. mi? Ben 70'li, 80'li yıllardaki mücadelemizi bugünle mukayese ettiğimizde, yani Almanya'da bastığımız bir broşürü yahut kitapçığı Kürdistan'a ulaştırmak için ikna ettiğimiz o Türkiye'ye gidip gelen işçiler, arabalarının zulalarında saklamaları, oraya giden kitapların elden ele dolaşması, biliyorsunuz o dönemde fotokopi makinesi falan da yoktu.
Game'in fotokopisini çekip de çoğaltsınlar. Tabii ki o yıllarla mukayese edildiğinde bugün artık herkesin elinde bir silah var. Ha, o Eyvallah. silahı kendi ulusunun menfaatleri için, Çok büyük. kendi varlığı için, varoluşunun devamı için nasıl kullanır o insanlar bize kalmış bir olay. Bravo. Üstadım, bu saatten sonra Kürt organizasyonlardan, örgütlerinden veya cemaatlerinden her neyse artık. Kürtlere devletsizlik gibi bir veya ortak vatan gibi veya ortak Ha siz şey gibi bir şey yani siz PKK'nın o tezini, siz tutar mı? PKK'nın tezini. Hayır, ben isim vermiyorum. Böyle bir zihniyet, böyle bir fikir Kürtlerde bir araya getirebilir mi, tutar mı sizce? Yok Sizce mümkün değil. Mümkün bu değil. savaşla Mümkün bunlar değil. ölmemiş Mümkün midir? değil. Eğer dikkat ettinizse ki mutlaka dikkat etmişsinizdir. Türk ordusu Kürdistan'a saldırıyor. Türkiye sınırlarının dışındaki Kürdistan'a saldırıyor. Kürdistan parçasına saldırıyor. Okey. Ve Türkiye'de CHP'sinden tutun İYİ Partisi'ne kadar, Doğu Perinçek'ine kadar, sanatçılarına kadar, futbolcularına kadar, bugün Terim'in de bir açıklaması vardı. Hepsi bunun arkasında. Bunun yanında ama 5 milyon Kürt'ün oyunu almış bir parti var orada. Evet. Okey. 5 milyon Kürt. Yani Belçika'nın yarısı, yani Çekya'nın yarısı. Yani Slovakya'dan daha fazla, nüfusundan daha fazla oy almış bir parti var orada. Aynen. Peki o parti ne yapıyor? Acaba Kürdistan'da soykırımı onaylayan ve onaylamak için topyekün oy veren bu meclis denilen ucube yerde Kürtlerin ne işi olur? Yani o Toplu Kürtlerin bir istifa sizce dünyada bir ses getirmez mi? hayır yani o Kürtlerin benim görüşüme göre Kürtlerin orada en azından son 10 yıldır işi yok. Yani Evet. son bir tecrübe vardı. O da o açlığım tecrübesiydi. Belki Demirtaş ben seni cumhurbaşkanı yapmam dememiş olsaydı yahut da ona o lafı dedirtmemiş olsalardı AKP ile yani daha Erdoğan derin devletin tam kucağına düşmeden onunla bir işbirliği yapılmış olsaydı belki bazı haklar elde edilmiş olurlardı. Belli haklar, sınırlı ama. Sınırlı çünkü Türkiye'nin derin devletinin kırmızı çizgileri var. Onun dışarısına çıkması kimsenin haddine değil. Erdoğan Evet. da haddine değil. O Evet. bir istisnaydı fakat onun dışarısında benim görüşüme göre Kürtlerin Ankara'daki mecliste zaten yerleri yok. Ha, Evet. şu yapılabilirdi mesela geçmişte. Diyarbakır'da biz kendi meclisimizi kuruyoruz. Okey. Katalanların yaptığı gibi. Evet. Katalanların Evet. Barcelona'da meclisleri Evet. var, başbakanları var, hükümetleri var ve Madrid'e Hatta bu konuşuldu da rağmen Salahaddin tarafından bu konuşuldu. tabii Madrid'e rağmen bunu yaptılar ama yani bizdeki Türkleştirme ya Türkleştirme prosesi o kadar kök salmış ki yani bizim doğup büyüdüğümüz kentlerde bile artık Kürtçe konuşulmuyor. Evet. Yani düşünce tarzları artık Türkleşmiş. Bu nasıl aşılır? O başlı başına bir sorun. Evet. Evet. Üstadım, biraz da
Şimdi evet, biz şu biz biraz da Kürtlerin beraber iş yapabilme, kolektif aklı oluşturabilme üzerine konuşabilir miyiz acaba? Sizce biz Kürtler tüm renklerimizle, tüm ideolojik veya dinsel yapılarımızla kolektif aklı, Kürt aklını nasıl teşkil edebiliriz? Şahsen müsaadenizle bir cümleyle ben bir şey söylemek isterim ve sizin ferasetiniz ve basiretinizden faydalanacağız. Ben derim ki bütün Kürtlerin Şiaları etrafında bir kez birleşmesi lazım. Nedir Kürt Şiarı? Alarengin, Kürdistan vatanının bölünmez bütünlüğü ve bunu simgeleyen Alarengin ile beraber Suruda Netevi, yani Kürt Ulusal Marşı. Bu üç tane şeyle birleşebildik mi? Geri bir birlikteliği olsa da olur, olmasa da olur diye düşünüyorum. Buyurunuz üstadım, siz ne dersiniz? Şimdi canım bak, biz bir ulusuz. Okay? Eyvallah. Dilimizle, kültürümüzle, karakterimizle, manevi değerlerimizle. Yani eğer bugün ben yahut da Kamışlılı bir Kürt, Erzurum'dan gelen bir Kürtle Kürtçe konuşabiliyorsa, anlaşabiliyorsa, küçük farkları yani şey, bu bir mucizedir. Aynı mucizeyi siz Almanya'da göremezsiniz. Yahut da Almanca Evet, konuşan doğru. halklarda göremezsiniz. Martin Luther'e kadar. Martin Luther'den Doğru. sonra belli bir değişme oldu. Bugün bile Almanya'nın Bremenhaven civarında konuşulan bir lehçe var. O lehçenin ismi nedir? Doğru. Plattdeutsch'tur. Okay. Plattdeutsch konuşan bir Almanın Bayerce konuşan bir Almanla anlaşması mümkün değildir. Doğru. Sadece İsviçre'ye bakın. İsviçre'de Alman kantonlarına kastediyorum. Alman kantonlarını gezin. Bir kantonda konuşulan Almanca ile diğer kantonda konuşulan Almanca arasındaki farkı şey yapmak mümkün değil. Yani sadece Doğru. Almanca'daki lehçeleri düşünün. Avustralya lehçesi var. Avustralya'da sadece bir lehçe yok. 3-4 tane lehçe var. Ve birbirinden o kadar uzaklar ki normal şartlarda bunlar farklı dildir diyebilirsiniz. Yani Hollanca zaten Almanca'nın bir lehçesiydi. Doğru. Ve Plattdeutsch'tan daha yakındı Hochdeutsch'a. Evet. Buna rağmen geliştirdiler, farklı bir lisan oluşturdular. Demek istediğim biz bir ulusuz. Biz bir halkız. Ama gerek İran'da olsun, gerek Irak'ta olsun, gerek Türkiye'de olsun, gerek Başar Esad döneminde, babası döneminde, Suriye'de olsun, bizim kimliğimiz sistematik bir şekilde yıpratıldı. Ben bizzat Ethem Bey, dinleyin beni. Ben Dinliyoruz. Sizi dinliyorum üstadım. bizzat Zazaca'nın Kürtçeden koparılma planının başlangıcında şahittim. Bunu yapan da Amerikalı bir uzmandı. Ha, o dönemdeki Amerikan devletinin direktifiydi bu. Ve kalktılar ve bugün bakıyorsunuz Zaza Partisi kurulmuş, Zazaca başka bir lisandır, şudur budur. Ama onun tohumu 1984 yılında atıldı. Atan da Amerikalılardı. Yani bugün hayran olduğumuz, sevdiğimiz Amerikalılar. Yezidileri Kürtlerden koparma teorisi Almanya'da ortaya atıldı.
Ve Almanya'da gerçekleştirildi bir taraftan, diğer taraftan da Ermenistan'da. Okey. Bugün bakıyorsunuz ki binlerce Yezdi sokaklara çıkıp biz Kürt değiliz, Yezdi diyebiliyor. Yani bizim varlığımız 1918'den bugüne kadar sürekli saldırı altındaydı. Sistematik bir şekilde Kürtlük yok edilmeye çalışıldı. Bütün buna rağmen hala varsak bu büyük bir mucizedir. Bizim Doğru. ortak buluşacağımız, hani ulusu ulus yapan belli değerler vardır. Sizin o saydığınız üç değerin yanında keşke bizim de, ki ona da mutlaka er geç öyle bir kurum oluşturulacak, beraber hepimizin kutsal bir mekanının olması. Her Evet. ulusun bir kutsal mekanı vardır. Türklerin kutsal mekanı Atatürk'ün Anıtkabir'idir. Evet. Öyledir tabii. Yani sembolik olarak Anıtkabir Türklerin tapınağıdır. Doğru. Kutsal mekanıdır. Doğru. Yahudilerin kutsal mekanı Kıbrısıdır. nedir? Kıbrısıdır. Duvardır. Ağlama duvarı. Aynen Yani öyle. Hazreti Süleyman'ın kendi döneminde inşa ettiği ibadetgahın yıkılmış biliyorsunuz. Babilonlar yıktılar, bir duvarı kalmış. O duvarı kendilerine simge ettiler. Ama o duvar 1945'ten önce yoktu. Yani Yahudi dünyasında yoktu, varlıklarında yoktu. Doğru. Ama bugün Netanyahu'dan tutun Rabin'e kadar Beza. hepsinin kutsal değeri nedir? 3-5. Kutsal duvarı Ya. nedir? Kutsal mekanı nedir? O duvardır. Bizim de Ya. öyle bir duvara ihtiyacımız var. Öyle bir kutsal mekana ihtiyacımız Şart. var. Şart. Şarttır tabii. Şart. Ha, bu Barzani, Mustafa Mecburi. Barzani'nin kabri de olabilir. Bu Cudi Dağı da olabilir. Tabii. Yani Hazreti Nuh'un gemisinin konduğu dağ hepimiz için kutsal olabilir. Çok güzel bir Bunu fikir Cudi Dağı. kutsallaştırmak da bizim elimizde. Çünkü ben bunu ya, yani Yahudilerle biliyorsunuz benim ilişkim 1972'de başladı, bugüne kadar devam ediyor. Ben bunu onlarda yaşadım. 70'li yıllarda bile bugünkü o duvarın ehemmiyeti Yahudiler için bugünkü ehemmiyetle mukayese edilemez. Evet. Bugün bile o kadar kutsallaştırdılar ki o duvarı. Bugün bile orada kadınlarla erkekler yan yana gidip dua edebilir mi, edemez mi kavgası içindeler. Evet. Biliyorsunuz orada bir duvar var. Yani duvar değil de bir engel var. Sağ tarafta kadınlar, sol tarafta erkekler. Aynen. Ya yani ha biz de dediğim gibi bu Cudi Dağı da olabilir. Bu Mele Mustafa Barzani'nin kabri de olabilir. Okey. Bu Kazi Muhammed'in kabri olabilir. Ama kutsal bir mekan. Ha, onu da etnologlara, teologlara yani din uzmanlarına bırakalım. Mutlaka öyle bir kutsal mekanımızın olması lazım ki onu da herhalde üretirler. Yani biz kendi aramızdaki farklı bütün bu sistematik yıkıma rağmen yani 1918'den günümüze kadar yapılan yıkıma rağmen biz çocukken her gün okula gittiğimizde okulun önünde Türk'üm, doğruyum, çalışkanım okutulup da sınıfa almamıza rağmen eğer hala varlığımızı muhafaza edebiliyorsak ne mutlu bize. Yani ve şunu da Emine aynı kuştan. Rast. Az rjou dakhalat kim khurt u kechin khurt ku jabdura zmane ki nerm habdura khabar din tishtin ku sxefe az dibinim az khali dikim rjad kim az nakhozum dilik kurda bish bishim kurdaki bishim le aqi kesi jinina
Ben Mezine orada Vera Gotine Necva Kardeş. Zora Prostam diyor, Nuseybin olsun, Hasan Kef olsun. Olabilir. Olabilir. Hasan Kef de Tabii. olabilir. Cudi de olabilir. O bizim sorunumuz değil. O uzmanların sorunudur. Uzmanlarımız, bilim adamlarımız, tabii ki dini uzmanlarımız. Otururlar, kendi aralarında bir karar verirler. En doğrusu da odur. Dini uzmanlarımızın, yani Yezidilerin, şeyhlerinin, Sunilerin şeyhlerinin, Alevi kardeşlerimizin, pirlerinin oturup bize ortak bir mekan bulmaları. O onların sorunu. Evet. Evet. Yani bizim ulusal birlik ve bütüne bu kadar muhtaç olduğumuz beraber Ha bak, müressim devrim beraber. Cevlik diyor ki Kandil. Niye olmasa Kandil de olabilir. Çünkü Kandil'de Mele Mustafa Barzani de savundu. Talabani de savundu. Bugün PKK de savunuyor. Ben Talabani'nin evinde Bravo. birkaç gün geçirdim. Şimdi duydum ki orada işte PKK'nın şeyi o evde kalıyorlarmış. Yani o da olabilir eğer Kandil bizi Kırım'dan kurtarmış bir mekansa, ortak bir mekansa, Kandil de olabilir. Böyle. Yani. Yani yeter ki Kürtleri bir araya getiren bir şiar olsun, Tabii. bir ulusal bir değerimiz olsun. Ha, Emin Evet, Kaya diyor, niye doğru. hocam kocaman Ağrı Dağı'nı görmediniz? Vallahi haklısınız. Ağrı, ben Evet. olsam, bana kalsa mutlaka ben Ağrı Dağı için karar veririm. Ama o uzmanların, o etnologların sorunu oturur. Evet. İnşallah bir gün bu sorunu da Yalnız çözerler. ulusal birliğimiz için, ulusal birliği ve bütünümüz için muhteşem bir fikir daha var. Veya tecrübe diye veya nasihat diyeyim. Emine Hanım der ki, Emine Bayram ve bir de Kürt gençleri her milletle evlilik yapsın ama kesin olarak Türk, Arap, Fars'la evlenmemeli. Şimdi o gelenek ne mutlu onlara ki bizim Yezdi kardeşlerimiz de var. Biliyorsunuz. Yezdi kardeşlerimiz sadece Türk, Arap Farslarla değil, hiç kimseyle, yani yabancı birisiyle evliliği mümkün kılmıyorlar. Onları da anlamak mümkün. Zaten onu yapmamış olsalar da herhalde şimdiye kadar onlar erimişlerdi. Evet, doğru. Bu çok Hayır, önemli. o Lale Emine Hanım'ın yani. söylediği haklı, çünkü bütün dinlerde, bütün kadim uluslarda aynı faktörle formları değişik olsa bile aynı faktörle karşılaşmak mümkün. Biliyorsunuz Yahudilikte eğer anneniz Yahudi ise siz Yahudi olabiliyorsunuz. O şartı getirmişler. Evet, medeni Duran der ki Ahmet'ten şaşmamak lazım. Evet, bir bildiği vardır Evet. herhalde. Yani Zoysan. bu daha yerini bulamadığımız rahmetli Şeyh Said'in mezarı da olabilir. Ama öyle bir Seyit Rıza da olabilir. tabii öyle bir mekana mutlaka ulus olarak ihtiyacımız var. Öyle bir kutsal mekana. Bu Ağrı olabilir, Kandil olabilir, Barzani'nin kabri olabilir. Kazi Muhammed'in kabri Mahabat olabilir. Saygıdeğer sevgili aydınımız Aydın Dere'de bize teşrif etmişler. Hoş gelmişler. Sağ olsunlar. Zo. Hoş geldiniz. Evet. Üsadım. Hoş gelmişler. Peki şu anda acilen sizce kısa vadede Kürt diasporasının yapması gereken öncelikler sıralamasını yaparsak, Evet. yani biz Kürt diasporasında yaşayan, diasporada yaşayan Kürtler olarak sizce en önemli husus nedir? Ne yapmamız lazım? Birinci adım olarak nereden başlayalım?
Şimdi diasporanın, Kürt diasporasının başından beri yaptığı bir hata var. Artık o diasporadaki ki fertlerin ortak hatası mıydı yoksa dıştan gelen zorlamalar mıydı? Dıştan gelen zorlamalardan kastım her zaman bizi ezen devletleri kastediyor. Fakat siyasi partilerin dışında, yani siyasi eğilimin dışında diasporanın yapacağı bin bir tane şey vardı. Ben bunu daha 80'li yıllarda Ermeni diasporasında gördüm. Amerika'daki Ermeni diasporasında. Ermeni diasporasının yaşlılar evi vardı. Ermeni diasporasının Kanada'da satın aldıkları çiftlikler vardı ve o çiftliklere Amerika'nın, Kanada'nın dört bir köşesinden çocuklarını tahtile kampa götürüyorlardı. Bizim İsveç'te en azından 120 bin tane soydaşımız var, değil mi? Ve İsveç'te binlerce ada var. Yarım adaları bir tarafa bırakalım. Onlardan bir tanesini rahatlıkla satın alabilirlerdi. Misal veriyorum. Ve orada kendi çocukları için yaz kampı açabilirlerdi ki İsveç'te binlerce şeyimiz var, öğretmenimiz var, Kürtçe öğretmeni. Ya. Değil mi? Yani siyaset tabii ki siyaset önemli bir faktör. Fakat siyasetin dışarısında biz ulusal değerlerimizi, ortak değerlerimizi koruyabilmek için, geliştirebilmek için çok şey yapabilirdik. Yani Yahudilerin Evet. bankaları var biliyorsunuz. Neleri yok ki? Ama Kürtlerin ortak bir yani bir pen kulübümüz var. Onu bile doğru dürüst yaşatamıyoruz. Ha, burada artık suçu bizi ezen devletlerde yahut da uluslarda, halklarda bulma, görme, arama hakkımız yok artık. Bunu bir şekilde sizin Almanya'ya geleceğinizi haberini aldım. Bremen'de bir Hefkari örgütümüzün bir paneline katılacağınız duyuruldu. İstiyorsanız buradan tekrar bir şekilde duyuralım. Oraya gelip sizi canlı şekilde dinlemek isteyen, sizi görmek isteyen, selamlarını, hürmetlerini ifade etmek isteyen Kürtler varsa gelsinler diye. Sağ olun, teşekkür ederim ama şunu şey yapayım Ethem kardeşim. Yani eğer Avrupa'da yaşıyorsak Avrupa'da polis baskısı yok. Avrupa'da jandarma Yayına. baskısı yok. Doğru. Avrupa'da belki kısmen Türk istihbaratlarının şunların bunların faaliyetleri vardır. Avrupa'da ve Amerika'da kültürel faaliyetleri, hatta lobi faaliyetlerini destekleyen binlerce fon var. Doğru. Maalesef 2,5 milyon Kürt Avrupa'da yaşamış olmasına rağmen bugüne kadar bu konuda herhangi bir girişimlerini yahut da herhangi bir atılımlarını duymadım şimdiye kadar. Yani bu bizim diasporanın sefaletinin aynadaki görünüşüdür. Maalesef. Maalesef. Sorusu olan varsa lütfen sorularını tekrar etsinler. Çünkü ben
Ben bazı ranı kaçırmış olabilirim. Ha, Kek Nuri'yi görüyorum. Buyur. Serçava, Herati. Evet, Nuri Evet. abi geldiler, hoş Evet. gelmişler. Sefa getirmişler. Un tev ser sara ser çavim rahatın. Ejar Gernas gerok dibeje yanzda 2019'da da Bremeni Brighton Wake Çiluyek ve Darbuchi'nin 3-11-2019 19'da Bremen Brighton Wake'ti. 41 numaralı evde. Sevgili üstadımız Yekta Doktor Yekta Uzunoğlu bir panel bir konferans verecektir. Katılımcılara şimdiden duyurmuş olalım. Oraya gidip kendisine bizzat umudum odur ki yeriniz dar olsun ki o kadar çok insan gelsin ki oraya sığmayasınız. Dışarıya paneller atmak zorunda kalasınız. Size hep dedim böyle küçük yerlerde yapmayınız diye ama olsun. Ama binlerce kişinin geleceğinden eminim. Sağ olun, teşekkür ederim. Emine bacımızın bir Emine Bayram'ın bir şeyi var. Buyurunuz. Yani ne diyebilirim ki, bu fonlar oldum olası Avrupa'da var. Eğer ben 1980'li yılların başında Kürt Enstitüsü'nü kurduğum zaman, biliyorsunuz ki Kürt Enstitüsü'nü 1983'te kurmuştum ve o dönemin şartlarına göre, yanılmıyorsam bugünün şartlarına göre bile Almanya'daki hiçbir Kürt örgütünün yapmadığı faaliyetler yapıldı ve Evet. Kürt Enstitüsü'nün hiçbir faaliyetine Kürtlerden bir maddi destek bekleme eğilimim olmadı. Beklentim de olmadı, isteğim de olmadı. Çünkü Avrupa'da o dönemin şartlarına rağmen o kadar imkan vardı ki Kürtlere yönelmek, ki o dönemde biliyorsunuz Kürt aydınları çok çok azdı. Genellikle işçilerdi. Yani Kürtlere yönelip onlardan maddi yardım teklif etmek bir zuldu benim için. Yani Monte Carlo'da radyolar açıldı. Kürt grameri Celadet Bedirhan'la Roger Lescot'un Fransızca yazdıkları Kürt grameri Göttingen Üniversitesi ile birlikte 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde Almanca'ya tercüme edildi, yayınlandı vesaire vesaire. Ha, Kürtlerin bugüne kadar, Almanya'daki Kürtlerin bugüne kadar bu imkanlardan yararlanmamış olmaları büyük bir trajedidir. Evet. Yani Üstadım, mühim bir soru evet. var. Daha doğrusu iki soru var. Hasan İlkvan sorar. 20. yüzyılda Kürt devleti olacak mı? Olacaksa ne kadar süre zarfı içinde olacaktır? Slavo Res. İkinci soru. Onu da sorayım. Bob projesinde sıra İran'daydı. Acaba sıralama mı değişti? Hocama sorar mısınız? Cevap verdiyse sürekli izleyemedim. Kusura bakmasın. Hayır, Yani o yeni birinci gelmişler. soru şöyle, bilmiyorum soru doğru mu soruldu, çünkü biz artık 21. yüzyıldayız. Evet. Siz 20. yüzyıl demiştiniz. 21. yüzyılın Evet, içinde diyor. tabii. Yani Bir Kürt devleti olacak mı? zaten fiilen bir Kürt devletimiz var bizim. Hı. Yani Çok önemli. başvurudaki devletimiz devlettir. Yani Doğru. arkadaşlar kusura bakmasınlar. Ben 2 yıl önce Afrika'daydım. 2 ay Mısır'da geçirdim. 10-15 gün Sudan'da geçirdim. Akabinde Libya'ya geçtim vesaire vesaire. Mısır binlerce yıl geleneği olan bir devlet. Değil mi? Evet. Dünyanın en eski devleti diyebiliriz. Biz İşte
2003 yılında Amerikan askerleri Irak'a girdiğinde ben de gittim. Okey. 2006'da da gittim. Daha 2006'da bile çok affederseniz Hewler'in sokaklarından kokudan geçilmiyordu. Çünkü bütün kanalizasyon yer üstünden gidiyordu. Tabii. İran'ın baskılarına rağmen Türkiye'nin yıllarca belki hatırlarsınız ilk dönemlerde Barzani'ye yaptıkları Ambargo. hakaretleri, saldırıları, Evet. şunları, bunları bunlara rağmen ve bizim devlet geleneğimiz olmamasına rağmen bugün başvurdu artık bir En azından modern çağda. tabii Evet. bugün artık başvurdu bir devletimiz var. Parlamentomuz var ve emin olun ki bizim parlamentomuz Mısır parlamentosundan daha iyi çalışıyor. Bizim bir Evet. hükümetimiz var. Bizim bir hükümetimizin başı var. Başkentimizde onlarca konsolosluk, başkonsolosluk var. Avrupa'nın en azından 17 ülkesinde temsilciliklerimiz var. Ve başvurun son 15 yıl içerisinde yaşadığı trajedilere rağmen. Yani şunu unutmayalım, Evet. daha DAEŞ başladı, DAEŞ saldırısı var. DAEŞ akabinde bugüne kadar başvuruda yüz binlerce yurttaşımız mülteci kamplarında yaşıyor. Doğru. Yani bu mülteci kamplarının sorunlarının üstesinden gelmek bile yani anlatılması zor bir başarıdır. Doğru. Bütün bunları biz başardık başvuruda. Ama bir de Başvur kahveler orada bu temelde kadar resmi pahalı olarak olması silah iyi olur alımı için müsaade. çok yönlü. Şimdi silah alımı Müsaade. çok karmaşık bir sorun. Silah alımı maalesef Birleşmiş Milletler'in bir yasası var. O yasaya göre silah üreten ve satan ülkenin entuzer denen bir belgeye sahip olması lazım. Ve maalesef Başur çok uğraştılar, çok uğraştılar. Entuzer yetkisini kısmen Bağdat'ın Erbil'e vermesi için mümkün olmadı. Bugüne kadar da Bağdat bilinen nedenlerden ötürü entuzer şudur. Birleşmiş Milletler'in o yasasına göre son kullanıcı müsaadesi denen bir müsaadedir. Ondan ötürü bizim Çekya'dan gönderdiğimiz 11 uçak da yani Herkules uçakları önce maalesef Bağdat'a inmek zorunda kaldı. Bağdat'ta bazılarını kasten günlerce beklettiler. Ta Entuzer müsaadesini aldıktan sonra Erbil'e geçebildi. O sorunu çözemedik. Fakat onun dışarısında biz devlet olarak varız. Bütün kurumlarımızla varız. Televizyonumuzla, radyomuzla, eğitim sistemimizle eksiklikler olabilir. Biz Kürtlerde benim şahsen hiç sevmediğim bir özelliğimiz var. Pozitif yönlerini görmektense her zaman negatif yönlerini görüp o negatif yönleri büyütmek, yani demonize etme Evet. eğilimimiz var. O güzel bir şey değil. Hayır. Yani o bize Doğrudur yakışmaz. üstadım. Ama üstadım müsaadenizle ben de kötü bir tarafı anlatayım. Evet, rüşveti mi Hewler, anlatacaksınız? yok üstadım. Hewler muhteşem bir şehir. Evet. Muhteşem güzellikte. Evet. Keşke bir de kahveler bu kadar pahalı olmasaydı. Bir kahve 5 dolar abicim olacak iş mi Yani ya? bazıları da şu şikayetleri uçak biletlerinin pahalı oluşundan. Evet. Haklısınız Evet. ama Ethemciğim, bütün bunların yanında keşke siz de benim gibi 2003 yılında, 2006 Evet. yılında hatta ben 2006 yılında geldim Ya muhteşem bir değişiklik yani orada mucize. kalabileceğimiz otel bile yoktu.
Ben hükmetin kaldığı biliyorsunuz otellerde hiçbir zaman kalmam. Hükmet yöneticileri benim yakın dostum olmalarına rağmen. Sheraton dedikleri bir otel vardı. O Sheraton otelinde kalıyordum. Yani 2003, 2000 ve orada tesadüfen birisi gelip beni arkadan böyle sardı. Ben döndüm baktım tanıyamadım ilk önce. Ondan sonra gözlerinden çıkardım ki o insan 1994 yılında Kürt Enlisi'ne gelmişti. 19 yaşındaki bir gençti. Irak'tan kaçmıştı. Kaçan bir grup vardı, genç grup. Mültecilik talebinde bulmuşlardı ve bizden yardım istiyorlar. Tabii ki gerekli bütün yardımı verdik. Ondan sonra Studium College'e gönderdik. Üniversiteye gittiklerinde yardımcı olduk. Ve sordum sen burada ne yapıyorsun diye. Elmi öpmek istedi. Neyse Kürt şeyini biliyorsunuz. Şoreş dedim sen burada ne yapıyorsun bu otelde bu şartlar. Dedi doktor es kulam etemez kaymakam mehevlereyim. Ha. Ya peki sen burada ne yapıyorsun? Yani biz oteldeyiz de. Dedi babamın evi yıkıldı savaşta. Ben de burada bir odada kalıyorum. Kaymakamın yani Hevler'in kaymakamı ha demek istediğim şu. O 2006 yılındaydı. Şimdi 2019 yılındayız. Yani 13 yıl geçmiş. Okey. 13 yıl. Ben Hevler'den Salahaddin'e giden o yolun 3 şerit yapıldığı dönemde nasıl yani nasıl sevindiğimizi hatırlıyorum. Hevler'den Selahaddin'e yani Barzani'nin makamının olduğu yere yarım saat değil, hayır 40 mı 50 dakikada gidiliyordu. Yol kötü. Bugün gidiyorsunuz 13 yıl içerisinde o şehirler değişmiş, yollar değişmiş, oradaki zenginliği görüyorsunuz. Bütün bunlar emektir. Bütün bunlar efordur. Bütün bunlar özveriyle yapıldı. 13 yıl içerisinde bütün baskılara rağmen Türkiye'nin, İran'ın, Bağdat'ın ve diğer Arap ülkelerinin yaptığı bütün baskılara rağmen Süleymaniye'yi eğer bu şekline getirebilmişsek Duhok'u yani siz herhalde diğer Arap ülkelerini gezmediniz. Luxor, Mısır'ın en ünlü tarihi kentidir. Kahire değil. Kesinlikle Kahire değil. Kahire'yi herkes en tarihi kenti diye bilinir ama tarih Mısır'ın tarihi Luxor'da başlar. Luxor'un Doğru. ana caddesinin yandaki caddeye gidiyorum. Bakın. Biz bütün bunları başardık. Orada Evet. 800 binle 1 milyon arasındaki mülteciye rağmen sadece o mültecilerin yiyeceklerini, sağlık sorunlarını, şunlarını, bunlarını çözmek. İşte Almanya gibi bir ülke 1 milyon mülteci aldı. Durumunu görüyorsunuz. Evet. Yani bu büyük bir başarıdır. Onu övünmemiz Doğru. lazım. Ama dediğim gibi biz Eyvallah. Kürtlerde maalesef küçük küçük sorunları büyütmek ama yani yabancıda görmeyiz o sorunları. Yani Kendimize evet. görürüz. İşte orada rüşvet varmış, orada şu Türkiye Yani her millette var. Her millette var o Almanya'da rüşvet, yok mu o rüşvet? konu iş yapamıyor. Almanya'da yok Ne mu demek? rüşvet? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Siemens skandalı neyin Üstadım. skandalıydı? Ya Türkiye'de, Ya. Türkiye'de değil mi? Yani Yüzlerce yıl geleneği olan bir dünyada devlet. kimseden evet. Doğru Yani diyorsun. bunları Evet. büyütmeyelim. Mutlaka biz de insanız, Doğru. vardır eksikliklerimiz. Fakat mutlaka komşu ülkelerimize, yani komşu milletlerden milletler kadar dejenere olmuş bir halk değiliz. Bütün dejenerasyon zorlamalarına rağmen. Eyvallah. Bir Doğru diyorsun. kısmımız Türk okullarından geçmişiz, bir kısmımız Arap okullarından, diğerleri Fars okullarından. Buna rağmen Doğru. eğer hala kendi varlığımızı muhafaza edebilmişsek ne mutlu bize. Bravo.
Bitti, o kadar. Darısı Kürdistan'ın Rojava'sının başına. Ya, bu sefer orada bu medeniyeti inşa edeceğiz. Hiç şüphemiz yok. Ha, şimdi Belki ateş. Gernas Gerok şunu Böyle. soruyor. Yekta hocam, caddeler, binalar, eyvallah. Kürdistan eğitim durumu nasıl? Gelecek nesil bir umut vaat ediyor mu? Bakın, ben 2 sene önce kamplar için gitmiştim. Yani kamplarda UNHCR'le birlikte inceleme için gitmiştim. Ben Duhok'taki Amerikan Üniversitesi'ne girdim. Okey. Orayı da gezdim rektörüyle birlikte. Ve ben kendi ulusumla onur duyuyorum. Bravo. O üniversitenin bedelini kim ödemiş bilemiyorum. Fakat öyle bir üniversite, öyle bir üniversite. Ne Riyad'da var, ne Tahran'da var. O kadar titizlikle inşa etmişler ki, işte Bedal orada, Bedal şimdi bu tartışmaya girdi. Bedal beni götürmüştü. Bedal Bervari. Evarbaş Bedalcan. Beraber gittik. Eyvallah. Çok affedersiniz, çok affedersiniz. Duhok Üniversitesi'nin tuvaleti bile en pahalı mermerden yapılmış. Onu yapan insan kendi evine gidip o mermeri kullanmamış. Ama o üniversitede tahsil etmemiş. Ha, Bravo. orada tabii ki eksikliklerimiz var. Öğretmen eksikliğimiz var. Pedagojik sistemin işleyişi hali yerine oturmamış. Fakat gönül isterdi ki Avrupa'daki, diasporadaki akademisyenlerimiz Evet. kendi şeylerinden fedakarlık edip gidip orada biraz görev yapmış olsalardı. Ya, Bunu başarılı doğru. Doğru. dostlarımız, yani biz Bakırlı Kürtler biraz garip bir şeyiz. O Türk okullarından geçtiğimiz için. Burada Celal isimli bir dostum vardı. Bak, başvuruluydu. Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ndeki temsilcisiydi ve profesördü. Orada savaş başladığı gün burada telefon geldi, pardon. Burada istifasını Evet. verdi. Avrupa Birliği'nde edindiği bütün bilgileri CD'lerle topladı, gitti Doğu. Pardon. Duhok'a gitti. Bugüne kadar da orada hocalık yapıyor. Biliyorsunuz son 3 yıl maaş verilmedi. Evet. Yani demek istediğim, evet, hiçbir Arap ülkesinde, hatta Türkiye'de bile görmek mümkün olmayan itinayı eğitime veriyorlar. Tabii ki eksiklikleri var. Hoca eksiklikleri var. Bir de pedagoji uzman eksiklikleri. Yani sadece dersi veren değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Pedagojinin Evet. belli bir sistemi vardır. Mesela İsveç pedagojik sistemi vardır. Frans pedagojik sistemi vardır. Almanya'da bile farklıdır. Bayern'inki farklıdır. Nordrhein-Westfalen'inki farklıdır. Berlin'inki farklıdır. Bayer'de bugüne kadar real şule yasaktır. Bunlar uzmanlık konuları. Yani Almanya olmasına rağmen unifiye bir pedagojik sistemi yoktur. Tabii ki bizim hala böyle benzeri sorunlarımız var. Fakat yani ben kendi soydaşlarımla gurur duyuyorum. Başvurdakilerle 3 yıl maaş almamalarına rağmen, 3 yıl maaş almamalarına rağmen kimse görevini terk edip Avrupa'ya geri dönmedi. Hepsi o yokluğa, sefalete, şuna buna dayandılar. Ha, bugün yeniden şeyleri açıldı. Yani bizim kendi milletimizle
gurur duyabileceğimiz ve duymamız gerekli o kadar vasfımız var ki diğer yüzlerce milletin bizi kıskanması lazım. Evet üstadım. Üstad bir kardeşimizin sorusu güme gitmesin diye tekrar edeyim. BOP'la ilgili büyük Orta Doğu projesiyle alakalı illah soruyor. Üçüncü defa oldu Evet. sordu. Bir sıralaması var mıydı? Hangi ülkeler? Artık dostumuzun, kardeşimizin bize söylediğine göre aslında bu sıralamaya göre İran'ın düşmesi gerekiyordu. Acaba bunun yerine Türkiye mi Hayır alındı hayır. diye bir soru Yok, sordu. Türkiye alınmadı. Türkiye kendisi sırayı bozdu. İlah istiyor yani, canı sıkılıyor. Yani Kek Mehdi'nin bir lafı vardı. Kek Mehdi zamanı biz gençken can evi dokurayım çıpkın. Yani Türkiye'ninki de o hayır. Ben daha değer yani gerçek o ki İran'dan sonraydı ve yıkım ekonomik olacaktı. Fakat rahat durmuyorlar. Rahat durmadılar. Durmadılar, hayır. Bazı şeylerini hızlandırdılar sanki. Onun için ben konuşmamızın başlangıcında dedim ki oturup kalkıp Erdoğan'a şükretmemiz lazım. O Huda'ya da yalvaran ki emrimi biraz rej be. Mina Bejnavi Amrivic Eri, be. eri, eri. Adamı öldürtmüyorlar. Adam kanser. Adamın ayakta duracak hali yok aslında. Acayip ilaçlar veriyorlar. Acayip tedaviler uyguluyorlar. Siz bir tıp doktorusunuz. Benden elbette ki daha iyi gözlem yapmış olmalısınız. Yani aldığı ilaçlar mıdır onun bu ruh halini bozma? Acayip bozuk yani. Dili bozuk, ruh hali bozuk. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla o bıra emaneti hudebe o emri bıra drejbe bıra Bırak. zubzu nemre Eri. Eri. he hecmera lazım he Eyvallah. çensal hecmera lazım he. Veli. Veli rastlı. Vakidini pırsivaçı hayır kendisi sarayı bozdu. Evet. Rastı. Üstad, Kürt kadınını size sormak isterdim. Evet. Aslında bir gün tek başına sadece biz bunu konuşalım, sizinle söyleşelim isterim. Sizin engin tecrübe bilgi birikiminizden istifade ederek Kürt kadınını dünya kadınlarıyla kıyas etme şansımız var mıdır? Hayır, Veya şimdi bakın, karşılaştırdığınız zaman onu biz bir başka bir sohbetimize bırakalım. evet. Fakat bizi Evet. yani varlığımızı tehdit eden, ulus olarak varlığımızı tehdit eden bir sindrom var. O sindromun ismi jinolojidir. Yani onu öyle adlandırmışlar. O bir programdı. O programın biz burada akademisyenler olarak, devlet bilimcileri olarak yıllardır bunun tartışmasını yapıyoruz. Yani burada dediğim Çekya'da. Bunun içerisinde Profesör Radim Valençik var ki Çekya'nın en ünlü sosyal bilimcisi. Bunun içerisinde Avrupa Parlamentosu'nda şimdi görevini başlayan ve Avrupa'nın en ünlü psikiyatri uzmanlarından bir tanesi Ivan David var. Yani 3 gün önce o gen soruyu veren Avrupa Parlamentosu'nda şudur Evet. budur. Ha, bu büyük bir ihtimalle Amerika'dan geldi ve bu benim görüşüm. Ve bunun babası da yani Gender Studium dedikleri bir ekol var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başladı. Genellikle Almanya'da ve Orta Avrupa'da. Ve bunun finansörlüğünü de öyle gözüküyor ki Soros yapıyor.
Benim kanıma Evet. göre, benim kanıma ve dostlarımın kanısına göre. Çünkü biz bu konuları sistematik şekilde oturup tartışıyoruz ve bizim burada yıllardır yayınladığımız bir gazetemiz var. Yeni Cumhuriyet ismi altında Nova Republika giderseniz yazılarımın çoğu orada. Büyük bir ihtimalle bunu Soros ya yani hemen hemen eminiz Soros'un projesiydi. Ve bizim kanımıza göre Soros bir Yahudi olarak ulusuna çektirilen acının intikamını almak istedi. Ve ondan ötürü de bu jeneoloji mi diyorlar bizimkiler artık, gender studium. Yani kadının özgürleşmesi, sözüm ona özgürleşmesi. Projelerini birileri destekliyor, bir yerlerden paralar geliyor vesaire vesaire. Ve böylelikle o ideolojiyle, yani ideoloji yaratmak çok kolay bir şey. Prag'ın her mahallesinde işte gender studium merkezleri var, şunlar var, bunlar var. Ve bunun da sosyal ünitenin kökünü oluşturan aileyi yıkıyorlar. Okey? Ve bizim tahminimiz Soros küçük bir parayla aslında. Yani onun sermayesinin yanında bu para değil. Küçük bir parayla gerçekten de Orta hele de Almanya'da aile sisteminin altına dinamit bıraktı. Aileyi bitirdiğiniz zaman zaten bitiriyorsunuz o ulusu. Ondan reflektif bir şekilde korunmak isteyen Almanlar var. Onların çoğu da aristokratlar. Bu geniş bir konudur. Ama jeneroloji, şunlar bunlar hayır bize göre ideolojiler değil. Bunun kökeni Amerika'da başladı. Ha Türkler bunu kopya alıp şu yahut bu şekilde o siyasi akımın içerisine sokup jeneoloji diye takdim etmiş olabilirler. Peki üstadım. Ama Üstadım şunu bunu unutmayalım, şunu buyurun. unutmayalım. Madem kadından şey yapalım bir cümleyle. Kürt toplumu anaerkil bir toplumdu. Anaerkillik şu yahut bu şekilde geleneksel Kürt ailelerinde hala devam ediyor. Şu Var. farkla kadın dışa karşı erkeği erkek olarak tanıtır. Fakat aile içerisinde hükmeden kadındır. Doğrudur. Okey. %100 doğrudur. Yani onun erkekliğini müsaade eder. Sen git işte dışa karşı sen erkeksin ama aile içerisinde aileyi idare eden kadındır. Ve Doğrudur. %100. bu yüzyıllarca geriye giden bir gelenektir. Bir gün Kanada Kurdu'yu ziyaret etmiştim. Kaçak tabii. Sovyetlere kaçak girdim ben. Daha Leningrad'a kadar girdim. Orada dedim AP kanat dedim. Sizden bir sorun var çünkü yani Kürtolojinin uzmanı oydu. Ben daha 25 yaşında tıp fakültesini yeni bitirmiş bir doktordum. Nedir dedi yeğenim. Dedim meme alanda hepinizin okuduğu bir kitaptır meme alan. Evet. Ama şimdi yani tahmin etmiyorum ki okuyanların 10.000'de birinin dikkatini çekmiş olsun. Meme alanda, zihin yatağında ve periler etrafında toplanıyor. Onun ızdırabını hissetmek için. Ve onun ızdırabına çare bulabilmek için. Periler. Cin biliyorsunuz erkektir, peri dişidir. Ve periler kendi aralarında bir söz veriyor. Ve diyorlar ki hem cehevudun ra soze jina beden soze jina anlıyorum orada biter olay. Yani erkek sözü vermiyorlar. Orada kadın sözü geçer. Yani Afrika kanat bana dondu kaldı dedi. Ef müfteye gelek dıştaye. Yani bu anahtardır.
Yani kadın, hayır, Kürt toplumunda biz anaerkil bir toplumdan gelmeyiz ve geleneksel Kürt toplumunda bugüne kadar da kadına saygı, komşu kültürlerle, komşu halklarla mukayese edilmeyecek kadar yüksektir ve biz varlığımızı zaten o kadınlara borçluyuz. Okey. Üstadım, müteşekkirim. Çok sağ olun. Sizi yordum. Konuştuğum üzere kısa keseceğiz. Yalnız bir soru var. Önemli konu, gündemimizden daha farklı bir konu. Arkadaşımız Paris'te yaşayan bir dostumuz özellikle size sormamı talep ettiği için soracağım. Lev Avpersani ve Kurdi'yi Slav mamoste kekoyekta. Je roje vi dur pirse ki ji bo pirtûka şerefname dixwazim bipirsim. Di şerefnamê da behsa destpêka hebûna Kurda ji qewmê cinan e. Gelo va xeletiyekî dîrokî nîne. Lewra li gora çefkaniyên dîrokî hebûna Kurda destpêka mirovahî wir de henin. Gelo çima hebûna Kurda girêdana qewmê cina û her wiha li ber nexweşiya mîrê Şamê û rizgarkirina her rojê ciwanekî Kurd di terefê Kawayî de hesinkar. Ev pirsa hanê Xwedanê pirsî navî Behçet'e ji Behçet Ateş ji Paris'e. Şimdi bak, her ulusun kendisine göre mitolojileri var. Var, Okey. doğrudur. Kendisine göre efsaneleri var. Bazen bu efsaneleri birisi duyar, halktan duyar ve onu kaleme alır. Jean-Paul Sartre'ın Lanoze denen bir kitabı vardır. Yani bulantı. Okey. Bulantıda Jean-Paul Sartre bunu şöyle izah eder. Kısa, çok özetliyorum. Bir olay yaşadığınız zaman siz onun bila istisnai bir olay olduğunun farkında değilsiniz genellikle. Yani günümüze yansıttığımız zaman siz trafik kazasında geçirseniz yahut da bir savaşın içerisine de girseniz o anda size bila istisnai bir olay gibi gelmez. Siz onu öyle algılamazsınız. Ama oradan gelip diyelim ki Kürdistan'da savaşa katıldınız. Oradan gelip burada anlattınız Avrupa'da. Avrupa'da anlattığınız zaman sizi dinleyen şahıs onu dram gibi algılar. Ve anlattığınız şahıs, onu dram gibi algılayan şahıs, onu alıp kaleme dökerse, yazarsa, onun yazdığını okuyan insan onu trajedi gibi algılar. Yani anlatabiliyor muyum? Bizim mesela Romeo Juliet'ten bahsedeyim. Romeo Juliet bir İtalyan destanıdır. Değil mi? Ama onu Shakespeare kaleme Evet, almıştır. bir saat. Edebi olarak işlemiştir, zenginleştirmiştir. İngiliz kültürüne adapte etmiştir ve dünyaya sunmuştur. Şimdi şerefnamenin yazılışında da onun nereden etkilendi, nasıl etkilendi, hangi faktörleri kullandı, onu bizim 21. yüzyılda tahmin etmemiz biraz zor. Fakat Kürdistan'da Kürtlerin doğuşu üzerine onlarca efsane var. Bunlardan bir tanesi diyelim ki şerefnamede kaleme alın. Ama diğerleri alınmamış. Mesela Faysal Dağlı'nın şeyini okursanız Kürt efsaneleri üzerine orada sağ olsun değerli Faysal onu sıralamış.
Ki o da ulaşabildiği efsaneleri sıralamış. Onun dışarısında tabii ki yani bizim merkezi bir araştırma kurumumuz olmuş olsaydı bütün Kürdistan'da İran'daki efsaneler biraz farklı vesaire vesaire. Evet. Beli. Üstadım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Var Bilgi, olun. birikiminizden, basiretinizden, ferasetinizden bizi müstefi yaptınız, istifade etmemizi sağladınız. Bundan dolayı size müteşekkirim. Sizi zaman zaman rahatsız edip böyle kapınıza gelip kapınızı çalacağız. Lütfen bizi buyur etmeksizlik yapmayınız. Zira O sizden bizim Türk istifade. geleneğimizde vardır. Ben de size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani ne mutlu ki artık teknik bize bu olanakları, imkanları veriyor. Dediğim gibi Eyvallah. 80'li yıllarda, 70'li yıllarda benim komünist Çekoslovakya'da gizli bir matbaa kurmuştuk. Eyvallah. Üç kişiydik. Bunlardan Kürt olan sadece bendim. Diğerleri Yahudi kökenli dostlarımdı. Bir kitabı Kürdistan'a ulaştırmak yahut da bir broşür Kürdistan'a ulaştırmak bugünün şartlarında tahmin edilmeyen cefalarla, risklerle doluydu. Biliyorsunuz 80'li yıllarda Kürt müzik kaseti bile suçtu. Bugün madem bu kadar imkanlarımız var, bu imkanları, teknik imkanları ulusumuzun menfaatine kullanmak bizim görevimizdir. Yani ondan Eyvallah. ötürü gerçekten bu sohbetimiz başlamadan önce sizin o Facebook'taki mesajınızı okudum. Çok çok sevindim. Çok isabetli bir uyarıydı. Ha keşke bu tür isabetli uyarıları diğer soydaşlarımız da yapsınlar. Çünkü herkesin görüş açısı farklıdır ve farklı olması da büyük bir zenginliktir. Eyvallah. Herkesin olaylara farklı bakması, farklı önerilerde bulunması ama birleştiğimiz nokta nedir? Ulusumuzdur. Eyvallah. Okey? Aynen öyle. Daha Aynen öyle. sevbaş, Ellerinizden öptüm. Sağ olun. sevbaş, Şevbaş. mina koşina. Terserimse çavi. Sevgili dostlar, bu programı burada kesiyorum. Birazdan bir canlı program daha yapacağım. O zaman da serbest kürsü anlamında. Tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalınız. Beji kurdu kursan hun tevbe minu hoşuyla.